Şeyma'nın Örgü Keyfi. Yazan: Hüseyin Yeşim Koçak. Türü: Roman. Basım tarihi: 2022. Göz. Herkes bir köşeye dağılmıştı ama nasılsa buluşma yerinde toplanılırdı. Yabancı bir şehirde, hatta ülkede olmanın ayrı bir cazibesi vardı. Özgürlük duygusu, durarak, yürüyerek yapılan keşifler hoştu garip, zamansız bir nostaljiyle çalkanmalar, epeyce gerilerde kalmış, 50'li 60'lı yılları yaşıyor intiba veren tozlu dükkanlar, eğri bürü sokaklar, memleketinde burun kıvırdığı, beğenmediği pek çok mekan, buradaki benzerleri görülünce farklı bir ışıltıyla, büyüyle yanıyordu. Bir kuyumcu vitrini İlginç parçalar dikkat çekiyordu. Dalıp gitmişken, kendisini çağıran bir sesle irkildi. İçeri girmez misiniz? buyurun, çeşitlerimizi görün, diyen bir adam. Konuşması düzgün, fakat Türkçesi, gayrimüslimlerin Rum aksanına çalıyor. Belki ataları İstanbul'da, Anadolu'da yaşamış, göç etmiş vatandaşlardan biri. Kibar, ölçülü ve oldukça yakışıklı, çekici. Alımlı yüzüne, ille gözlerine ister istemez sabitlendi. İlkin Cüneyt Arkın'ın, Alayın Delon'un gençliğe indi, gözlerden. Canım o göz yeşil değil miydi? Olsun. Gözler pekala karışmış olabilir. Kimin eli, kimin cebinde, kimin gözünde değildir bilirsiniz. Zarife bir an tereddüt yaşıyor. Şu anda arkadaşlarından biri yanında olsaydı. Sokak tenha. Saçmaladığını düşünse de kalbinde bir ihtar havası yabancıya karşı. Neden? satıcı, çekimserlik ve kararsızlığını görünce, birkaç yatıştırıcı cümle daha sarf ediyor. Fazla kulak veremedi. Halbuki biraz daha inceleyince şeyleri, yani gözleri fazla donuk, ziyadesiyle soğuk. Sanki karanlığı yutmuş. Düşünmeli, neleri örtüyor, perdeliyor göz kapakları. Alıp başını gideceğiniz, içinde cumburlop yüzeceğiniz, hatta boğulacağınız derin denizleri, Kurtuluş, bedava tatil, limitsiz eğlence ve ıssız adada, yanınıza aldığınız üç şeyle mutluluk vaat eden aşk gemilerini, değil de, semayı iç etmiş değildi. De. Bu efsunlu gözler uçurumu, dipsiz çöpsüz belayı, pe, aklanmaz, cürümleri hatıra getirmektedir ve en ikonu fiyakalı cakalı tehlike sinyallerini eşretmektedir. Elde hiçbir delil yokken bu mahkeme ve peşin hüküm de nereden çıktı kuzum? Canım göz ürpertti işte, hatta korkuttu ölü gözleri gibi. Hiçbir canlılık belirtisi, duygu emaresi yok. Işıksız, sönük. Oysa sadece kendisine sevdiklerine değil, ruhundaki muhabbeti bakışlarıyla bütün varlığa sirayet ettiren, canlı cansızın nasibini aldığı gözlüler, gözcüler de vardı. Ki ağızdaki bal misali, gönüllerde bir inşirah, gayri ihtiyarı bir sıcaklık, mukabele hissi yaratırdı. Şart koşmazdı, özel bir gayret sarf etmezdi onlar. Severdi, alaka duyardı, yardım eder, çözüm üretirdi. Bir nazarla çağırırdı ve kalbinin kucağına yatırırdı. Tuhaf, gözler de adeta seyrana çıkmış gibi. Fakat işte bir düşmanlık seziyordu. Duvar, ses, kalp ve ziya geçirmezlik. Bak o çılgın mavi denizde, balık inci mercan, midye tava filan da mevcut değildi öyle bir bereketsizlik hem de. Köprü yok, hiçbir ulaşım kanalı, merhamet yok. Ne olacak evlenecek midin elin gavuruyla. İşe bakın, adam altı üstü, esnaflık yaptı, içeri buyur etti hepi topu. Lakin gösterişli yüzüyle, zifiri gözler tezat. Akıl almaz bir zıtlık. Çehreyle, gözlerin birbirini nakseden elektriği üstelik sigortaları attıran, devreleri patlatan, y aktıran. Deli bir göz, hareketleri, en camı belirsiz. Göze batacak, batmamalı. Deliler boşandı ve zarifeyi tavaf etmeye başladı. İçinde şaklaban, ters yüz eden bir ses seni hangi havalar üşüttü böyle el yübüttü şuralava iknah ines takla atıyor, bir şarkı beyninde çalıyordu. Gözler, kalbin aynasıdır. Yalan nedir bilmez onlar. En rahatsız edici, batıcı hikayeler, saplantılı düşünceler beynine üşüşmüştü. Birileri rezalet bir korku, müthiş bir gerilim filmi çekiyordu. Birbirine üstüne binen görüntüler, bukuatlar, imajlar, insanı allak bullak eden algılar. Berbat ihtimallerin, geri dönüşsüz yolların dehşetiyle ürperdi. Kafası kesilip çöpe atılan, uğursuz dolmuşların yollusu yapılan, kent cangıllarında ezilen dövülen yakılan bilumum hemcinsleri zihnine doluştu. Sonra o beyaz gelinlikle, eşkıyanın kümelendiği ıssızda başlarında, şaibeliğe, ön, kesen medeni yollarda saf saf dolaşan, barış kurbanı fukara İtalyan kadıncağız. Yam yam, cani bir gözlü hasılı, üstüne vicdansızlık kansızlık mührü basılı. Burulan, tepelenen kadınların feryatları dayanılmaz bir hale geldi. İmdat, imdat. Dağıt dağıt. Hayır, bu tenha sokaktan geçen bir arabanın kornasıydı. Ama gözler, kaçın kurasıydı. Günahları arıtamazdı, bu kötülük kurnasıydı kunkumasıydı. Bütün suçlu, zanlı, mahkum nazarları, zincir olup zarifenin, litifenin, nefisenin boynuna dolandı. Sıkıştı, nefes alamadı. Gözden, tüm seri yavaş hımbıl katiller, hırlılar hırsızlar, çetin cevizler, Mafya babaları, iskele babaları, çam babaları geçti. Kadın göz açamadı. Tüh, şimdi aynalara da bakılamazdı. Hain organ, kıpkırmızı kesildi. Kanlandı, allara boyandı. AHH vampirleri atlamışız, alıca karanlık serisi 1, 2, 3, 4. Kurt kanunu 1, 2, 3, 4. Dünya hali böyle giderse. 1984 2084 3084 göz dik dik bakmaya başladı. Anne. Diktatör. Ameliyat olsa da dikiş tutmazdı. Yanlış mercek takılmıştı. Göz oklarına kaç düşünceli adam asıldı. Fikirsizler bayıldı kaldı. Sayılamazdı. Mütemadiyen. Durma ha diyen. Diktat rejimi vardı. Tekmil gözleri, görüşleri parçaladı, cerahatlendirip yardı. Meşum bakışlarını hiç beğenmedim hakim bey. İstediğiniz cezayı kesebilirsiniz. Yaz kızım. Hay Allah suç neydi unutmuşum. Sanığın idamına değilse de hafifletici sebeplerden dolayı, şık giyiminden, özellikle kravat taktığından ve sustu bir an, hım, pek güzel gözleri olduğundan beratına karar veriyorum. Telaşla, sinirle bağırdı Zarife. Ama hakim bey rica ederim, çok rica ederim, daha adil olabilir, gözlerinden asabilirdiniz. Bir utanç ve minnet kaplamıştı yüreğini. Dükkan sahibine alelacele, çarçabuk, teşekkür ederim. Gecikirim, dedi. Uzaklaşmalıydı. Gerisin geri döndü. Zarife, hızlı hızlı yürümeye, sonra koşmaya başladı. Cevherleriniz sizin olsun, mücevher kimin umurundaydı? Beyni, enma çeşit süslü püslü takı, enti, larla doluydu. Göz meydan muharebesini kaybetmişti. Namus bekçisi gözlü, kuyumcu, kaçağın arkasından mavi nazarlarla şaşkın kala kaldı. Dişlerinin arasından, bir gün yine düşersin piliç, dedi. Türkiye'ye, canım memleketimize gelmişiz, inmeyen kalmasın sayın yolcular adamda da ne göz varmış yani. Fazla uzun etmeyin, pekala güzelce okunacak, üflenecek bir göz bu. Kalp gözü. Bakıyorum Selim Bey terfi edeli, burnunuz büyümüş. Biz sizin üç kuruşa talim ettiğiniz günleri de biliriz, diyebilirdi misafirlerden bazıları, gününe takviye olarak getirdikleri pasta, börek çörek takımının bir yerleri boyladığını görselerdi. Mesela hediye olarak kek getiren Meryem geldi aklına. Akaret telakki ederdi valla, atıldığını duysa. Özenmiş bezenmiş, yolunu çevirip, pastanelere gitmiş. Hem de feleğin sillesini yemiş, göğsü yara bere içinde, ne çileler çekmiş. Biçare kızın iniltilerini, gizli kulağıyla işitiyor. Ahehe hey, bu sırlı kulak, görünmez göz ve müstesna kafatası içinde kimsenin anlamadığı esrarengiz beyin merhamet, engin sevgi, feragat ve fedakarlık kunkuması, kaymaklı kadayıf, un helvası, kaburga dolması. Dedi de aklına geldi, salatayla başlamalı. Mercimekli köfte, yoğurtlu kabak, zeytinyağlı dolma. Zeytin peynir gibi sıradan kahvaltılıkları saymıyor, kahvaltıdan sonra da, misafirlerin getirdikleri, ama konukların bir kaşık almadığı, bir orduluk dondurma var. Kabaktan bir iki çatal daha aldı. Zoraki yiyordu. Midesi ekşimeye başlamıştı. Böyle bitmez. Selim pek yemezdi. Şimdi istemker azıcık kızgın ona bakıyor. Sana fazla yapma dedim Nadire. Sonra tutup hepsini bize yedirmeye kalkıyorsun. Biraz haklıydı. Ama ne yapsındı? yarın yola çıkıyorlardı ve asli ikametgahlarından getirdikleri seyyar buzluk her şeyi almıyordu. Yakınlarda da kimse yoktu ki, artanları birilerine versin, komşu biz yiyemedik filan desin. Suriyelilerin de sadece karınları değil, burunları da büyümüştü. Peygamber aşı diyen, hocalara bile yutturamazdı. Gözlerini şimdi asaletli ejder meyveli smoothie, çihea tohumu eşliğinde dikmiş olurlardı. Ama ne tohum, ne tohum. Hem bazı misafirler gelmediyse, ilerleyen yaş dolayısıyla da elinin ayarı biraz kaçtıysa, tutturamıyorsa kabahat kimindi? Selim surat asmasın diye kaba biraz daha daldı, adama ısrar etmeye çekiniyordu. Binaenaleyh kahramanlık zatına kalıyordu gücü yetseydi, daha misafire neler tıkıştıracaktı. Amma velakin kader. Bir dilim canı çekti, börek aldı. O kadar para saydılar, organik yumurtayı es geçemez, yumurtalık zaten beş yumurta alacaktı, üçü acilen yenmeliydi. Acaba kediler kek sever miydi? Allah'tan pasta değildi. Bir denemeliydi. Zihnine Marie Antoinette takıldı. Kültürlü insanın da hali başkaydı canım. Fikrinden vazgeçti. Sofraya bir hamle yaptı. Selim midem için dua et ne olur. Selim güldü. Neyse ki şimdilik mide de asayiş Berkemal'di. Kocasına da ısrar etmeye çekiniyordu. Garibim bütün gece midesinden rahatsızlık çekmişti. Belki sırayla karbonat, soda, nane kekik, bir alay mide ilacı almıştı. Limon kemirmişti, kabukları yararlıydı. Yine de dayanamadı. Dondurmadan bir kaşık da sen al, dedi Nadire. Selim, şişkin göbeğine bakarak, "Peki, hatırı kalmasın." diye karşılık verdi. Nadire epeyce haklamıştı. Pek boşa vermemişlerdi. Çocuklar burada olsaydı şimdi, "Canım ne kendinize eziyet ediyorsunuz?" Çöpe atın filan derlerdi. Sizi gidi hamburger kafalılar sizi. Sizi gidi McDonald's sürecinin çocukları. Nadire bir de beyzadelerin artıklarına, ziyan olmasın diye el atardı. Tam bir, garip anantaş yesin, yarım şardan beş yesin durumu. Bazı açlık tabloları aklına gelirken, yiyecek kıyamazdı işte. İsraf edilmemeliydi. Ne yapacaksın hayat zor. Masada daha sırada bekleyenlere gözü takıldı. Kaşlarını çatmış, çırpı gibi, ağzında düdük, ona elinde kocaman bir liste sallayan, görünmez bir beslenme uzmanına söylendi. Böyle böyle tombiş olunuyor hayatım. Mama fih pek dert etmiyordu. Ne azmış yükler, beterin beteri, şişmanlık, vardı. Midede çıt yoktu, feylesofça başına, içine, gelenleri çekiyor, hazmediyor gibiydi. Aa, kazınıyor muydu ne? Selim, benim kalp gözüm değilse de, mide gözüm açık galiba. Elinden geleni yaptı, misafire yedirdiği içirdi ya. Dik durma. Dik durup da ne kazanacaktı? Heybetli başını vuruverirlerdi. Trafik kazası olabilirdi mesela. Yol üstünde yüksek yerlerin, fiyakalı, şöhretli otoları size çarpar, keser biçerdi. Zaten ikide bir eğilmek, sürünmek de meşakkatliydi. Kaçak. Minnetle koyun postuna bürünürdünüz. Süplüm püklüm, yumuşacık, tehlikeli ortamdan sıvışıp, geviş getiren öküzlerin altına saklanır, trene bakardınız. Başka sürüngenler ahbaplık, tanışlık maksadıyla sizi taciz edebilirdi. Bin türlü ihtimal akla gelirdi. Apaçık rögar kapağından, kanalizasyona düşme tehlikesi de geçerliydi. Lakin ziyanı yoktu, sürüye uyum, gökler ağlasın dursun, yer havasını sürekli koklamak, kire alışmak gerekti. Duruşunuz sabitleşmeliydi. Horul horul uyuyanı kimse ellemezdi. Hem ölü, kafayı bir deliğe sokmanız da zor gelmezdi. Gün olur, bir mezar boşluğunda mesela, mevta sessizliğine gömülürdünüz taşınıza yazı bile icap etmezdi. Siz zaten başı bulutlarda gezen, devletli kimle karşılaşılırsa, ona yazgılıydınız. Yanaktan bir makas alır, üzerinize kopya cümleler basar geçerler, lüzumunda siler temizlerlerdi. Yıldırım da çarpabilirdi. Ancak semadan, üst makamlardan, yıldız ililerden düşerdi malum. Onun için eğilip bükülüp geçecektiniz üstünlere, muzafferlere sığınacak, elverişli durumlarda kullanılacaktınız. Dilinizi, asrın davulcu muhterislerine göre, her şekilde ayarlayacaktınız. Gerçi, yağız dal kavuklar, her çağın kuklaları, soytarı kavuklular durumunuza gülerdi. Tabii, onları geçmek mühim meseleydi. Yataylık, mimari başta, her zaman ve zeminde iyiydi meselelerin, çetin problemlerin teğet geçme hali de var etti. Toprakla kardeştiniz. Mecburi içine girme vaziyetinde eziyet, sıkıntı yaşamazdınız. Alçaklığa alışmıştınız. Sonunda zaten herkes bir çukura girecekti yani. Meseleyi alttan üstten koydu. Ölçüp biçip tarttı. Bazen ağır çekiyordu, bazen hafif. Üzerine bensel tensel zevkleri koyduğunda, selleşip ağırlaşıyordu. Terledi, kekeledi, strese girdi, top çevirdi, soruna eğip büktü. Tam tekmil, fazıl bir hafakan değildi ama gam kasavetlerindi. Gözünde altın varaklı koltuklar arzı endam ediyordu ve cazip, her emre hazır nazır, takı akıllı hanfendiler kümesi. Bir yanda altın beyinler ölüsü, bir tarafta karanlık akıntıların tutkallaşmış dürtüsü. Enkazların gürültüsü. Tamam, ortalıkta genel bir eğilimle, dik durma korkusu vardı, fakat canı sıkılıyordu. Sonunda eğilme düzeyi artacaktı. Yatıp kalacaktınız. Ve bütün mümkünleri hesaba katacaktınız. Yamyazsa olduğunuzda, hiç göze çarpmaz, işe yaramazdınız. Sırasında bilmem ne böceği muamelesi görür, yuhalanır, kakalanırdınız. Sezdelerin sonu gelmezdi. Ademlere, esasında bomboş kişilere karşı serilip kalırdınız. Azametli kırmızı hali olsanız da tozlanır, çiğnenir, fırlatılırdınız. Neticede ayaklara takılır, ayak topu gibi tepilir, yamulurdunuz. Gözünü daima uyumlu yer altı mahliklerine dikmekten, mütemadiyen onları gözlemekten, başı önünde, sırtı kambur, çökmeye hazır, adeta bir yaşam tarzı olarak Renkten renge giren, rütbeli pabuçların vaziyetini izlemekten fena halde bıkmıştı. Üstelik ayak, kabı, seçmesi de güçtü. Hele envai çeşit çizmeler. Öp öp dur. Gerekirse yala, ikbal, istikbal, bal bal bul. İtalyan, Fransız, Amerikan, telaviv, teller, allar pullar, bırakmaz yaya. Vazgeçme hiç sen, hep bak ayağa. Ba, şey, kanım ömüdürüm, azizim sen çok yaşa. Ya ya ya. Şa şa şa. Sırtını, mabadını dayayacağın dayılar, emmiler, kol, tuklar, çıkacağın sahneler, üstündeki altındaki bu kalemın kisvesi. Hastalık aşıları, iğneler, uğrayacağın şoklar, katar katar. Gerekçeler sıralıyordu ebeveynine. Babası, ucuz işlerde çalışacaksın. Geleceğin belirsiz asıl şimdi yuvarlanıp kalacaksın diye yazıklanıyordu. Adam bir türlü anlamıyordu. Çünkü oğlu güç ele geçen bir işi, bir nimeti, çılgın gibi reddetmişti. Halbuki o, baskıdan, akılcı hesaplardan, parlak görünen ambalajlı horluklardan, kalabalıklarda erimek, sinmekten nefret ediyordu. İçinde bu düzen mantığına karşı dikilen bir şey mevcuttu belki küçük, soylu bir et parçası. Yakın çevresi soruyordu, neden? Niçin? Bulunmaz bir fırsatı hangi akla ziyan sebeple tepmişti? Delirmiş miydi? Sonra? Seçme şansı var mıydı ki? Gerekçelerini bir bir sıraladı. Edebiyat yapma. Bu lifler karın doyurmaz diye gürledi babası saçmaladın diye hırpaladı durdu veledi. Nelere katlanmış, neler çekmişti, hane halkı gün görsün diye ailenin reisi. Bir zamanlar zatı, şimdi çocukları yüzünden, göze girmek, torpil, amansız bir yatışa, yarışa katılmak için ne fedakarlıklar, iç ses, ne taklalar atmış, ne cambazlıklar yapmıştı. Baba esas, geleceğe yatırım sebebiyle, uğradığı bunca eziyetli muameleden sonra, maruz kaldığından körlüğe içerliyordu kendini bunaltılı, hummalı evden dışarı attı. Babasının onu sokmak için çırpındığı işin patronu, başını aldığı, şahsiyetsiz kişilerle etrafını dolduran bir köle taciriydi. Dışarıda sürüngenlerin sayısı çoğalmıştı. Herhalde çiğnenip ezilmekten, her durumda menfaatlerini kollayıp, bulanmaktan, batmaktan korkmuyorlardı. Oysa sahiplerinin, efendilerinin nezdinde bile itibarları geçiciydi. İsimleri yoktu, sayıdan ibaretti. Yürürken ikide bir önüne çıkıyor, potinine takılıyor, toprağa öylece neredeyse yapışık, çamurlanmış, cüceleşmiş gibi duruyorlardı. Gözünde prangalar halkalar, boyunduruk, kafeste hödük bir kuş canlanıyordu. Ve halhal, burnunda hızma, ayağında gümüş halhal, seke seke çaydan, yardan serden geçer. Sürüne, gerine, tıngır mıngır oynayıp gezer. Hal, iyi, hal değildi. Kızdı, nazo gelin değildi, burnu halkalı deve hiç değildi. Kararını verdikten sonra yokladı, içinde bir hafiflik vardı. Sanki başı dikleşmiş gibiydi. Hangi arızalı kuşaktan da acaba, öngörülemeyen, kafi derecede tasarlanamayan, çağın dışına atılmış, hü hü hü, ha ha ha. X, Y, Z. Modern kafeslerde, kodeslerde yaşayamazdı her kimse gülümsedi, hatırlar mısınız, bir zamanlar fakir ama onurlu bir genç vardı. Hassas kalp, heyecanla atıldı. Her zaman, her zaman. Önce sarımsaklar bozuldu. Kana özel bir tutkum olduğu söylenirse de, yalan değil umumiyetle her tür canlıyı damardan severim. Fazla seçici değilim. Fakat o kat kat konserve kutuları ve içindekiler, burada yaşayan soluk benizliler, Cansızlar da hiçbir şeye benzemezler. Vahşi bir tabiatın bağrında avlar ne de güzeldi. Şimdi beton ton ton. Yediklerim içtiklerimden bazen hastalanıyorum. Nerede eskinin yumuşak, latif boyun etleri. Sarımsaklar bile acayip bozuldu. Hepsi Çin malıymış. Mazideki düşmanlıkların kapışmalarında tadı yok üstünlüğümüzü kaptırmış gibiyiz. Rakip bol, savaş çok. Geçmiş devirlerin, anti kahramanları, kabuslu diyarların azmanları, ecinlileri çoktan aşıldı. Kafam karışık. Etrafı gözlüyorum. Beslenme açığımız büyüyor, diyorlar. Sonra baktım, didişip, hemcinslerini yiyorlar. Neydi belirsiz maskeliler, gizli he açlar. Bir teşhir, sergileme merakı. Her şey satılık, kiralık. Toprak, kelime, geçmiş gelecek. Odemoğulları, hiçbir sorumluluk, beyin ağırlığı taşımayan avare turistler, belalı tacirler, uğursuz müzayediciler, kan emiciler gibiler. Garip bir tür. Çekinip korkmaya, pişmanlık beslemeye gerek yok. Zaten birbirlerinin azılı düşmanı, hasmı üstelik ikide bir sevgiden bahsederler. Belki çoğu yarasa tabiatlı, habis fıtır, atlı. Söylemek bize düşmez ama çirkefleşerek, çirkinleşerek gidiyor, dehrin zamanını çalıyorlar. Ansızlık çekiyorlar. Dünyaya öylesine kazık çakıyorlar ki, hakaret ettikleri aşağıladıkları varlıklara, kazık değil tokatla hiç çarpamıyor, çakamıyorlar. Çürüklerimiz yarışıyor eski zamanları özlüyorum. Bir asaletimiz, halavetimiz, itibarımız vardı. Şimdi soyluluk, aristokrasi, kontluk konluk mu kaldı? Atalarımız epeyce farklı olmasına rağmen bazı yabancı sözcükler, bir feryat dilime dolanıyor. Eyvah! Ne yer, ne yer kaldı? Gönlüm dolu h ü z kaldı. İtiraf edeyim, yine de hoş gelişmeler gerçekleşti benzerlerim, takipçilerim ortaya çıktı. Sonra sinema endüstrisi, basın yayın bize hayat kattı. Modern yaşama artık uyum sağlıyoruz. Her öğün sonrası dişlerimizi fırçalıyoruz, tırnak bakımı, perhiz yapıyoruz. Dişilerimiz kuaförden çıkmıyor. Işıklı ama nursuz, ortamlara ayak uydurmaya çalışıyoruz. Doğrusu yeni nesil yazarlar, çağdaş edebiyatçılar beni şaşırtıyor. Gerçi hayrete düşmemeli, bizim sorunlarımızı, özlük haklarımızı kim dile getirecekti ki? Saraylılar ile ayak bacak takımı gibi sınıf ayrımı açmazına, yönet, il, mi meselelerimize kim el atacaktı? Bunlar, sürekli şekil değiştiren tipler koydular ürünlerine. Giydirip kuşattılar, aç idik doyurdular, diğer diğer gezdirdiler. M, adam, ettiler. Frankenstein'den kurt adamlara, Drakulalara kadar, müzmin aşıklar, müthiş bir romantizm çıkardılar. Ne yapsınlar insanlarda iş anonim şirketi, K kalmayınca dişlerini başka varlıklara geçirdiler. Medenileştik. Mesela sevdiğimiz kadının elini tutup, ayı çakal benzeri, kara yüzümüzü bedenlerine dikerek değil, aygın baygın, bazen melül mahzun bakıyoruz, hatta kılar çekiyoruz. Taptaze bir kanla piyasaya sürdüler yani. Saygınlığımız bayağı ama adice değil, arttı. Bir litre gözyaşı. Islak mendil, neredeyse hüngür hüngür. Lakin. Bazen gücüme de gitmiyor değil. Karizma sarsılıyor mu, ikiye mi çarpılıyor, yoksa yürek camıza mı çarpıyor anlaşılmıyor. Olan bitenden, psikolojim çarpıp çurpuklaştı. Geçenlerde sarayın, ışatonun, mezbelenin psikiyatristine gittim. Derdimi bir bir sayıp döktüm, başımıza bir de bu çıktı. Divanda yorgunluktan sızıp kalmışım. Düşünüyorum da. Geçmiş günlerde vakurca, erkekçe bir duruşumuz vardı. Öyle kılıktan kılığa girmezdik. Sorunlarımız çoğaldı. Toplumda o kadar fazla kanı bozuğa rastlıyoruz ki vücudum hastalanıyor. Bir iki penisilin iğnesi yaptırmadan, bir avuç antibiyotik almadan kendime gelemiyorum. Şiddetle kan bağışına ihtiyacım oluyor. Eski muhabbet alışverişleri de kalmadı tabii. Geçenlerde gecenin bir vaktinde, görünüşte çekici bir bayana tesadüf ettim. Genellikle hanımlar tipimizi, şekli şemailimizi beğenmez, bize yüz vermez, hatta kaçarlardı. Onlar koşar, biz kovalardık. İşin içinde albenili, zevkli bir yan vardı. Ele geçirdiğimizde kanlı canlı lezzetler alırdık. Önce tartışacak, atıştıracak olduk. Ancak dişimi geçiremedim. Ağzını bir açtı. İki koca, upuzun diş. Fark ettim ki surat, şakaklarına kulaklarına doğru çekilmiş. İçi dışı gergin kedin kaplan karışımı, yapay bir yüz. Neden önce kavramadım? Acaba yeni bir şey türü mü diye düşündüm. Bir de üstüme yürümez mi, çok film seyrediyordu herhalde. Kim kimi hipnotize ediyor, belli değildi. Hiç hoşuma gitmedi, iştiham kapandı, canım çekmedi. Roller değişmişti sanki. Hayatıma ne kesikler, ne kazıklar atıldı yanarım yanarım. Masmavi gökleri, yemyeşil otlukları, kas kahverengi toprakları kaybettim. Kim yazdı bu klişe lafları yahu? Yazıcı bir kadınmış efendim. Tövbe tövbe edebiyat kimlere kaldı? Git söyle düzeltsin. Billah önce onu ısırırım. Başına avuç avuç kül serpilmiş, obruk dolu kasvetli, zulmetli topraklar, kirletilmiş gök kuşağı yüzü, kökü dışına çıkmış ka, öksüz, ağaçlar, sefil tabiat, kornaksız bir çare içi boş tabutlar, hürmetli tağutlar ağlıyordu kaderine. Mezopotamya, Çin Maçin, kazma dişliler yanıyordu kederine, menhus yazısına. İçin için. Söyle bir şarkı, yankılansın çın çin. Oy la çin le çin. Can sana kurban la çin. Kulaklarım çınlıyor, biri galiba benden bahsediyor. Kadın gene hatları karıştırdı yahu. Evvela onun kalemini ısıracağım. Yeter. Hayatım faciadır zaten, darlandım. Beni Drakula haline soktunuz. Drakula değil, dramkula. Şey. Üzerinize afiyet, biraz nevazili olmuşum hanımefendi. Ben 511'de oturan yeni komşunuz darkulum. Sizden bir çay bardağı ödünç taze kan isteyecektim. Urun Ateşi Sanat, edebiyat yüklü, albenili bir gündü başlanan. Yazarlar evinde sanat eleştirmeni, konuk yazar konuşuyordu. Sanat edebiyat bizim neyimize derken bağlanıp, saplanıp kaldığımız nis kelimeyi de zihnimizde vuruşturuyordu. Acı haber, etkili konuşmasının sonunda tarafından verildi. Hastaneden kötü haber gelmiş, yazarlar evi çalışanı Uğur, günlerce can çekiştikten sonra vefat etmişti. Zihinler birden ateşten kelimelere çevrildi. Alevden giysiler, ateşten gömlek ve sonu ateş olan cürümler. Böyle zamanlarda insan önce şaşalar, anlamaya, parçaları birleştirmeye çalışır. Ölümü gencecik bir insana katiyetle yakıştıramaz. Gönlüne bir ağa çöktü. Onun uzun, upuzun, narin mahcup görüntüsü gözüne doldu. Durdu, gözyaşları enselenmek üzereydi. Kalabalıkta ağlamayı sevmezdi. Bir sürü yoruma sebep olur. Nafile izahat çabası, sıkıntınız artardı. Yalnızlığınız, acınız daha ziyade çoğalır, içinize batardı. Kim bilir durum, üstü örtük bir kibirin nice mazeretlerinden biriydi belki de uğur ve başa ilmek gibi dolanan, meşhum, mükedder kelimeler. Bazı kelimeler, hayat, bu denli alevli, hazin miydi? Sözcüklerin hararetini tekrar duyuyor, sanki hayata yeniden uyanıyordu. Birden şahsını ve yaptığı işi çok fuzulu buldu. Suçlu, fevkalade ziyankar, mücrim. İtham zinciri. Sen iri iri liflerle vatanı ve edebiyatı kurtarırken. Sen Amazon sahillerinde, kumda oynarken. Yaptıkları iş, ilemi felha çıkarıcı tumturaklı kelimeler, bazen fildişi kulelerdeki son cümleler, en yakınımızdakilere bile uzanamıyor, kalplere temas etmiyor muydu? Zeytin az yağlı, lezzetsiz çıktı. Yanlış yazılan isminin sıkıntısı, üstelik bazı adlar, hepten kaybolur uçarken, yeni çalışmana yine oturamadın gündemi. Bir alay saçma sapan şey hayatta unuttuğu, ihmal ettiği, gözünü kapadığı hususlar. Deve kuşu, kedi, papağan kimlikleri. İnsaniyeti, ni, ne öl, ç, ümü. Çaresizlik ve acziyet. Söz, cük, çıkan sonuçsa, yüzleşmeydi. Soyadını bile bir şimşek çakışıyla sonradan hatırlamıştı. Arkasından onunla ilgili bölük pürçük hatıralar doluştu. Mesela Nide gezisini hiç unutamamıştı. Uğur yeni evliydi, eşiyle geziye katılmıştı. Kendine özel bir ihtimam gösterdiği hemen belli oluyordu. Jöleli saçları dimdik duruyordu. Belki hayatta dimdik, sağlam kalamadığından. Hıçkırık. Yüzüne hiç yakışmamıştı. O kadar çocuksu, naif ve kırılgandı ki. Akabinde yazar kadınlarla birlikte fotoğraf çektirdi. Belki de sayılı dakikalarda mutluydu. Geri kalanda hep bunalımdaydı. Sen hiç üzülme, duygusal cümlelerimize takılıp merak etme Uğur. Afur tafur gezeceğiz yine. Süslü kelimeler üzerimize yapışacak. Savunma, koruma alanlarımız yine bulunacak. Birileri şahsına dahi hayrı olmadığından başka, timsah gözyaşlarıyla tekrar ağlayacak. Dünya hepimizi gene kandıracak. Uğurcuk bir garip çiçek. Kısacık hayatıyla açmadan solan tomurcuk. Cek cak cek cak çeek. Eski yazarlar evi geride kaldı. Onunla ilgili anılar bazen hüzün yumağını büyütecek. Yeni binada tam neşeli bir çayı yudumlarken ot kokulu bir rüzgarla ansızın yüreğine adı düşecek, bir çakmak alevi kalbini baştan aşağı kapkara deşecek, cılız, uzun ama yenik bir beden direnemeyip, utangaç, toprağa devrilecek. Ve yel gibi hızla geçecek gidecek. Çaylar, toprak kanayacak. Bir acı kahveye, bir maskara sigaraya, nişansız dumanlı ismi arkadaş çıkacak. İdamlık, perişan kelimeler, günahkar boynunu büküyor. Neye yarar ki? Sanat bizim neyimize? Birkaç damla aptal işe yaramaz, serseri yaş, gözlerinden süzülüyor. Biriktir ve derhal tuvaleti yıka. Eşi soruyor. Neredesin? Zifiri karanlıkta neden oturuyorsun, ne yapıyorsun? Hiç, diyor. Edebiyat yapıyorum. Tam zamanı. Elinde ateşten yakan kitaplar. İtfaiyeci nerede? Kelimeler kimseyi boğmasın diye dua ediyor. Kelimeler hem kurtarıcı, hem katil, hem fail. Sessizlik Dalda he, isli, bir kuş, uğurcuk. Uğurcuk ötüyor. Yükseklerden kelime devşirsek, üflesek üfürsek, Kapnüs kuşu gibi küllerinden doğar mı? Saadeten değil, ruhlar da yanar mı? kelimelerin Allah'a ve kadere teslimiyeti. Ömür kelimesindeki sayılı, sayısız nefesler. Kelimeler yukarıda yunarda. Rıza da bir kelime. Bir ölüyle söyleşme, uğurla halleşme. Böyle işte. İyi ki öldün kuzucuğum, bak ne güzel seninle ve sayende, sanattan ve edebiyattan konuşuyoruz. Uğur'un yazdığı kitap ateşten miydi? Kuyruklu hikaye. Bu bir trajediydi, felaketti. Mütemadiyen uzuyor, taşımak zorlaşıyordu. Gerçi burnun uzaması da problemdi ama estetikler çareydi. If değildi, kestire biçtire buruna bir hal oluyor, azal açkalaşıyordu. Tabii başka sorunlar da vardı. Mesela dilde, ileri geri oynata oynata, egemenleri selamlamak için ona buna çıkara çıkara, orayı burayı yalaya yalaya aşınıyordu. Bu yüzden dil, in e kılıf, binaenaleyh bir operasyon daha gerekiyordu. Mesele şuydu ki, bu organların fazla ağırlaşmaması yanında, ihtimamla muhafaza altına alınması, gösterişli halinin korunması lazım geliyordu. Neticede bir ikilem doğuyordu. Üstelik memlekette hem kuyruklular hem de kuyrukçular hızla türemişti. Ayrıca kuyruğa giren gireneydi. Hani uzak doğuda başlayan bir kuyruk modası vardı bir vakitler. Aşifte kızlar kuyruklar takıyor, heyecanlanıp yakışıklıları görünce uzantılar hızlıca sallanıyor, kötü rüzgar çıkarıyordu. Lakin bu sahteydi. Bele oturtulan bir kemerle hareket sağlanıyordu. Kuyruğu şükürler olsun özgündü her yere, lüzumlu her anıt şahsiyete, istendiği gibi usulünce, adaba töreye, kuralına kitabına uygun özgürce sallanabiliyordu. Çağımızda aranılan ve ne yazık ki gittikçe daha sık bulunan bir meziyetti. Yüce başların kuyruğuna yapışmak için itiş kakış olur, nis kavgalar, kuyruk savaşları çıkar, illallah dedirtirdi. Kuyruklar birleşir, toplantı yapardı. Ancak herkes kendi kuyruğunun peşinde olduğu için pek matah sonuçlar ortaya konmazdı. İşin içinde kuyruğu kıstırıp gitmek de vardı. Kuyruk sahibi olmak, sevdalı, dava sahibi olmaktı. Kahramanımız has kuyrukta hususu bir gayret gösterir, saatlik, günlük, aylık, mevsimsel ideolojik değişimlere göre kuyruk, buyruk ve dava ayarla, nehmalarına dikkat ederdi. Zaten günümüzde en önemli insanlık alameti akıl değil, kuyruktu. Böylece hayvanlarla insanlar birleşiyor, beraberce barış içinde kuyruk kuyruğa yaşıyordu. Bunun bir başka ismi de kuyrukların kardeşliğiydi. Kuyruğa dikkatle, sevgiyle bakmak elzemdi. Çünkü yegane sermayeydi. Dolayısıyla özel bir kuaför çağırır, aylık değil günlük bakımını özenle yaptırırdı. Kuyruk, temizlenip kabartılır parlatılır, bazen boyanır, üzerine envai çeşit parfüm sıkılırdı. Ki ilgi çeksin, göze girsin. Fakat aksilikler birbirini kovalar, ileri gelenlerin, zatı ililerinin fıldır fıldır oynayan, takma gözleri, bir türlü ona takılmaz, bir çare, baygınlık geçirirdi. Kuyruk yarışlarında birincilik kürsüsüne çıkmak, yol göstericileri, en yağlı, namlı kuyrukluyu şiddetle takip lazım gelirdi. İfaetli muhteris üstün kişiler bazen kuyrukların ileri geri yerini değiştirir, seçer gibi iltifatlar yağdırır, mavi boncuk dağıtır, kızıştırır, kavgaya tutuşmalarını zevkle seyrederdi. Sonra emirler verir, kuyruklar gönülsüzce birbirine sarılır, rövanşı başka zamana saklardı. Bayram sabahıymış gibi resmi geçit yapar, kuyruklarını pat pat yere vurup rep rep yürürlerdi. Başka güç odaklarını da ihmal etmemek, kuyruk kanununa girerdi. Her birinin durumu kollanmalı, icabında oraya yamanmalıydı. Her teki menfaat kapısıydı. Yarın ne olacağı belli olmazdı. İşte kuyruklar arası zorunlu seyahatler böylece gerçekleşirdi. Dert bir değildi ki. Mesela beceriksiz, işe yaramaz kuyruk dilencilerini kovalamak, başka türlü bir azaptı. Bazen de kuyruklar birbirini deviriyor, mal kıtlığı yaşanıyordu. Akat hakkını teslim etmek lazım. En iyi mallar yine de gariban satış mahallerinde, kırsal kesimde değil, yüksek, havalı, lüks içindeki yerlerde bulunuyordu. Az kuyruk daralıyor, sıkıntılarını sıralıyordu. Kuyruğuna azametlilerce hor görüyle, tiksintiyle basıldığı anlar olurdu. Bir tepki, itiraz sesi yükselmek isterdi. Çabucak feryat figanını fazla uzamadan bastırırdı. Kuytu köşelerde kuyruğuna şikayetlerini anlatırdı. Bazı alınacağım tutar. Büyük başlar bizi küçümser, istifafla bakarlar. Halbuki onların kuyrukları gizlidir. Kimileri ustaca saklar. Mevki, mansıp, şöhret üzerine örter. Ama biz derindeki çıkıntıları fark ederiz, burnumuz keskin koku alır. İçimiz boşuna böbürlenmeyin, sağ solu küçümsemeyin. Biz sizin kimlerin kuyruğu olduğunu pekala anlarız demeye yeltenir. Fakat iç sesimizi bile sustururuz. Halbuki kuyruğuna madalya takılanlar, ödüllendirilenler vardır biliriz unuturuz. Herhalde günün sonunda kuyruğu kendinden çok yorulur, bitap düşerdi. Kuyruk sallama hareket, L, iyi rüyalarda da sürerdi. Bu kadar düşünce zihin eylemi karmaşa insanı harap ederdi. Kafasındaki aslan gibi tilki kuyruklarının dönüp çarpışmaktan, yegane emeli fare beklemekten başka bir şey olmayan uyuz kedi kuyruklarına dönmediğinden de emin değildi. Bir av. Soylu bir amaçtan ne kadar uzaktı ya Rabbi. Ne çileydi. Biçimsiz uzaması bir yana, kimin de yamuluyordu. O zaman nazik yerleri fena halde acıyordu. Ruhunun ve gövdesinin heveskarlığı yüzünden, gerçi yenileri de doğuyordu ama. Bu genç kuyruklar pek haşin, pek onursuz, yaramazdı. Bir türlü söz dinlemiyor, baba kuyruğu bir şekilde halledip, yerine geçmeyi dahi düşünüyorlardı. Onlara talim ettirmesi de oldukça güçtü, yol yöntemi öğretmesi de değil onlarca yıllık, yarım asırlık eğitim dahi kafi gelmeyecekti. Acaba rakamlarda, olanlarda hata mı yapıyor, beyni yanıltıyor, abartıyor muydu? Çünkü ziyadesiyle karışıktı, kuyruğunda yani aklında ara sıra renk renk, cins cins kuyruklar geziniyor, seçkin albenili bir koleksiyonun düşlerini kuruyordu. Tabi vaziyete göre ufak ameliyatlar lazımdı. Mesela at kuyruğu taktırsa, acaba beygir gücüne malik olabilir miydi? Zihni dıgıdık dıgıdık dört nala koşturuyordu. Ama velekin hafızasının tüylü tozlu pireli sayfalarında, at kuyruklu bey, bey adında işveli nazlı, hoş bir haspada arzı endam ediyordu. Öyle bir ihtimalde, acaba bütün sakallı bıyıklı taife peşine takılır mıydı? Rezalet, cinayet, denayet. Tüyleri ürperiyordu, kulağına sesler geliyordu. Aman amca! Bu yaştan sonra ne ettin sen? Kırıtarak cilveli yürüyordu. Sen bu kuyruğu tez vakitte at abi. Hem muhtemelen kuyrukla beraber belki bir gövde de meydana çıkabilir, mesela kısrak olurdu, o zaman binen binene. Deh! Deh! Dih! Bazen Cihangir olamasa da, Kimi savaşçılar gibi kuyruğunu topuz yapmayı filan düşünüyordu. Fakat sataşmaların çoğalacağından korkuyordu. Başka çare yoktu, yoktu. Kuyruk sallama ve geliştirmede, bir izzet, heybet, görkem, ikbal, ne ararsanız bulunurdu. O sebeple kuvvetlice, tazimle, kararlı ısrarlı bir biçimde sallamak, hayatı ona göre düzenlemek, yaşamak gerekti. Salınan sallaya yerleri süpürerek, sürünerek, burnu önünde, haşmetlaların önüne gelinirdi. Ayrıca asil bir edağa takınmak icap ederdi. Böyle bir ilerleyişin, telakki ve terakkinin kıymetini, maalesef, anlamayan insanlar da vardı. Az kuyruk, söz gelişi benim hanım, kıt akıllıdır, bir türlü kuyruk peyda edememiştir, neticede yararlanıp kullanamaz diye yakınıyordu. Meymenetsiz, cahil kadın, kocasına da aldırışsız gözüküyor, her tarafı tüy içinde bıraktın, halıları berbat ettin, diye iki de bir çıkışıyordu. Has, duruma fena halde içerliyordu. Bizim anası kılıklı, hayırsız yumurcakta, yüzüme bakıp pis pis sırıtıyor. Halden, vardan yoktan anlamaz. Kesici iletlerle oynamayı çok sever. Gece yarısı, maazallah, kuyruğuma kırt kırt bir halt edeceğinden çekiniyorum acayip korkular, kabuslar içinde uyanıyorum, diyordu. Kuyruğuna tekrar baktı. Adeta sıçan kuyruğuydu. Vah! Gözüne fevkalade cılız, sönük, modası geçmiş gözüktü. Züğürt, ezik, değersiz kimselerinki gibi. Acep bir peruk kuyruk muhalsaydı. Gerçi hemen yapaylığı belli olurdu. Nasıl seçilecekti, kaymak tabakadan, Ali ailelerin içine girecekti. Memlekette bir kuyruk, ler ordusu kuruluyordu yahu. Kendini hibe eden edene. Keşke sülalece egemenlerin gerisine dizilebilseydi. Neyle, öne geçecekti. Düşündü taşındı, kuyruğunu kaşıdı. En iyisi mi, tepeden tırnağa bir kuyruk olmanın çaresine bakmaktı. Hayalini adam akıllı okşadı. Şimdi içi tüy yumağı, tüm bedeni rahatlamıştı. Aynaya gülümseyerek baktı, ayna ona kuyruk salladı. Gizli yüz Eğer bazı işaretlere dikkat edebilsek, hayat daha zevkli, sanki daha derin ve tahammül edilebilir hale gelecekti. Temel görüşü böyleydi. Bazen, benzer duygu ve düşünceleri paylaştığım, aynı köklere tutunduğumuzu zannettiğim arkadaşım anlatıyordu. Söyledikleri bana ilginç geldi sıkıntılı bir süreçten geçiyorduk. Muhtemelen, hummalı bir hastalık beklentisi, ihtimali de vardı. Hastane yolunda yaşadığım apartmanın merdivenlerinden inerken, yüzünde maske, genç bir hanımın müşfik nazarlarıyla karşılaştım. Durumu bir an değiştiren, sıkıntıyı hafifleten o bakışlar, çehre fevkalade monalı geldi, bir güzellik burgusu sezdim. Daha önce de yüz yüze gelirdik, yeni komşularımızdı sonuçta, Diş hekimiydi de galiba. Ancak bu apayrı bir olguydu. Nereden bakarsanız hastaneler dert kapılarıdır. Şifaya götüren yol bile genellikle sıkıntılı ve eziyet vericidir. Hasvet, tasa, mihnetle bezeli bir yumak, çevrede yaşananlarla birlikte malım gittikçe büyür. Arkadaşım muzipçe güldü. Bir an hastanede değişti hemen hemen bütün dertlerden azade, zaman mekan ötesini hissedeceğiniz, üstün, kutsal bir mekandaydınız. Oraya gitmiştiniz, biliyordunuz, o beldenin havası esiyordu ve adam akıllı mutluydunuz. Endişelerim, kaygılarım siner gibi oldu. İslenmiş, değişik bir dünyanın içine girmişti. İssiyatı kuvvetlendikçe, imtiyazlı kelimeler bulmaya özeniyordu. Cümlelerini dikkatle seçmeye ve bana da duyurmaya çalışarak. Akıl ve kalbin ayrı gidiş yolları vardır, dedi. Kalp bazen bastırıyor, mevcut vasatı farklılaştırıyordu. Olabilir ki gerçek ortama, işin hakikatine değiniyordu. Pencereden aşk gözüküyordu. Sevgili Ger el ediyordu. Adeta bir silgi. Yeni baştan bir ışık. Bu yoldan da gidebilirsiniz iması, çıkışı. Bir güzellik, hikmet vurgusu, diğerlerine eklenen taze ruhsal bir bilgi, ince anlamlar, ayrımlar. Parmak karışık, ağrılı duygular, ortamlar içindeyken küçük hatırlatmalar. Hüznün bağrındayken bir zaman diliminin geçiciliğine dair bir belirleme, paranteze alma. Başka bir hayat yaşama, belli bir zamana, kalıplara sığışmama. Sözünü kesmeden dinliyor bir yandan da benzer tecrübeler yaşadım mı diye düşünüyordum. Arkadaşım, fakat bu bakışın manevi işleyişin ne kadarını yakalar ya da gerçekleştirebiliriz, dar alanlardan kaçıp sıçrayabiliriz bilemiyorum diye devam etti. Ona göre yine de bir yükselme, görüş imkanı olarak Tanrı bunu bizlere sunuyordu. Yollar kişiliğe anlam verir, güçlendirir ya da zayıf kılar. Gündelik hayatta yol içinde nice yol uzanır seçmemiz gereken, belki de bir güzellik arayışıdır. Güzelliği durdurup, yakalama, hatta daha iyisi bizden güzellikler katarak, hadiseye başka boyutlar, renkler ilavesidir. Hadiseler dizisindeki duraklama, nokta alama ya da çeşitlilik çizgisi, seyir, aynı zamanda bir fanilik duygusuna işaret eder. Yüzüme baktı. Olay hangisiydi, hangi resim hangisinin içindeydi, tam bilemedim. Lakin aralanan perdeyi, görünen aşikar yüzü çok sevdim. Muhabbet ve derini bağlar. Allah yardım, diyerek sessizliğimi bozdum. İçime bir ılıklık, letif bir duygu yayılmıştı. Peki, test neticesi ne çıktı, diye sordum aniden. Bak rahatça koluna giriyorum aydan, diye karşılık verdi. Aşk yitiği. Bazen hoş olaylarla yürürdü ruhunda bir gurur ve emniyet duygusu büyürdü. Kabaran güç. Enaniyet kıpırdanmaları olur, kof genç bir kibi şahlanırdı. Sonra başka bir küçük hadiseyle seddi yıkılır, o zaman geri çekilir, esasen gururla ör, te, ülmüş, yine eski paslı, ezik haline dönerdi. Zikzaklar, çarpık çürük çizgiler. Rolden role geçerdi. Teselliler ne kadar azdı ve ruh hezimetleri ne çabuk gelirdi. Gönle apansız, zor baş ettiği amansız bir karanlık çökerdi. Makamda, şan şöhrette, bazen üstüne yıkılan kesrette, bıkkınlık, yersizlik yurtsuzluk, kalbini yoran bir uğursuzluk asabiyet kümeylenme, sinde. Yeşilsiz susuz semasız kurak çöllerde, üç beş parlak taşla çocuksu oynayıverdiğinde. Cevherli giysilerine arz nimetlerini yedirdiğinde. Dünya denen koca karıya gelin güveye gittiğinde, taçlı başına kalır çöktüğünde vesaire vesaire içinde hep içinde ta dibinde durumu nasıl basitçe anlatılırdı. Matlu güzellikler, zevkler bir noktadan sonra boğuyordu. İnsan nerede duracağını, neyi bulacağını tam kestiremediği, daha uzun süren, belki bitimsiz, umudun tükenmediği bütün mevcudiyetine. Manasına hitap eden, çoğaltan, derinleşen, litifizleri, izlenmeyi, seyir haline arzu ediyordu belki de. Ve bu arzu gün geçtikçe büyüyordu. Vakit kaybetmemeliydi. Fırsatlar azdı. Ya bir daha gelmeyi verirse, ömür yetmeyi verirse. Kapılardan geri çevrilmek, eli boş dönmek, felaketin iskası. Kendi çalıp, kendi oynamak. Farklı bir şeyler arıyordu. Maddenin ötesinde daha fazla güç, bir kalp devrimi, işleyişi tersine çevirecek, zangır zangır titretecek, daha şümüllü. Bir ecza, terkip, iksir, apayrı bir düzen. Kelimeler beğen, görünmez lügatlerden. En azından kelepçelenmiş, sınırlanmış hayatına, bu yolla daha iyi, daha kavi devam edeceğine inanıyordu, hayat katlanılır hale geliyordu. İbrahim efendiyi gördüğü zaman iş nasıl da değişmişti. Akında söylenilenlerden, metinden öteydi. Onların olduğu halkalar nispeten bir denge sağlıyor, fasit bir daireyi böylelikle yarıyordu. Aramızda yaşayan ama bir ayağı göklerde olan insanlar da vardı. Ve devasa taliplerine açılacak bir ilmin yapraklarında neler saklıydı? Hissettiği değişik bir duyguydu. Tarifsiz, arkasında bir ulu kudretin olduğu, yeni bir şeylerin neşvineme bulduğu. Sığınma, liman ve birlik gücü. Özel bir yolun, istikametin huzuru. Emir, bu duyguyu kaybetmek istemiyordu. Hikaye, en azından başlangıçta böyleydi. İçine bir vuslat tatlılığı düştü. Bazen kulaklar gözden önce aşık olurdu. Dünya vakaları sıkışmış, zamanlar katlanı vermişti ilhi nameyi yeniden işitti. Belki hep o büyülü atmosferin, mükemmel, eşsiz zamanın içindeydi de hissetmiş ama bilememişti. Her zaman kendini ihsas eden, tüm mevcudiyetini harekete geçiren, bir deprem volkan kıyamet etkisiyle yerden yere çalan, toprakla yeksan edip gömen, silkeleyip uçuran, her zerreyle birleştirip güçlendiren, gönendiren, hayat bahşeden en ulvi, en nadide, en müstesna zevk, en kudretli zaman. Gün. Ol. Fakat olu vermek ne kadar meşakkatli ve zordu ya Rabbi. Dünyaya gelinirdi de, arzın ağırlığı altında, basit bir canlı hüviyetinde nice seneler ziyan edilir, heder olunur, geçilir gidilirdi. Nam ile sersemlemişti. Sarhoştu. Derin bir lezzetle şevke geldi. O hudutları belirsiz bir muhabbet kuşuydu. Yahut. Bir kelebek, toz, ağaç kimdir fark göremedi. Birlik vardı, sadece birlik. Esenliktir, iyilik. Elleri kolları, tüm beden gayri ihtiyarı hareketlendi. Daireler çizerek dönüyordu. Döndü, uçtu kaçtı, havalandı, dünyanın tozunu attırdı, bir plas hatta attı. En güzel deliliklere yattı. Birkaç ilem ruha kattı. Mayası aşkla karılmışlardandı, aşka bulandı battı kaldı. Sabahleyin Hankah'tan ayrılmış, akşamda dönmemiş. Emir Fahreddin endişeye kapıldı. Ertesi gün de kıymetli itikten haber alınamamış, aramalar sonuç vermemişti. Şairin karda kışta nereye gideceği, başını nereye sokacağı düşüncesi emiri telaşlandırıp iyice meraklandırdı. Yüreği ezildi. Şahsını yeterince koruyamayan bu adam, ya kendinden geçip, kurda kuşa yem olsaydı, bir köşede dalgın, bir gane ebede uykulara dalsaydı. Günleri nasıl boş, bereketsiz geçerdi. Emir, başka hak erlerinin sohbetlerine nail olmuş talihli bir adamdı ama onun cazibesi de başkaydı. Ki İbrahim kendine özgü, bağımsız, başına buyruk, dünya işlerine gönülsüz bir adamdı. Tokatta kaldığı sırada Emir Fahreddin ona, beğendiği yerde bir toprak seçip, mesken yaptırılması için teklifte bulunmuştu ama kabul ettirememişti de, bizzat emniyetli bir hanka inşa ettirmek durumunda kalmıştı. İbrahim'in hankahtan ayrılışının üçüncü günü, ona kırların ortasında rastlanıldığını haber verdiler. Aslında kim yitikti, yitecekti bilemedi, Emir şükretti. Neredeyse yeri öpecekti. Ya ona bir şey olsaydı? Serin ağaçların dibinde geçirilen lezzetli saatlerin, sözüyle sohbetiyle, husule getirdiği doldurduğu muhabbetin özlemin, bizzat ağacın ve meyvenin, köklerin tadını aldığı bu zatın yerini kim dolduracaktı? Tasarrufu, tasavvufu, hak yolundaki bir bilişin, yüce peygamberle gidişin ferah feza onurunu. Bir böcek bile olsa, tarifsiz bir sürürü, kim duyum satacaktı? Muhatabı allameci cihan olsa bile, gönül kolay sahiplenmiyor, içine almıyor, dahil etmiyordu ki. Karın üstünde başı açık, yalın ayaktı İbrahim. Şiir sesi geliyordu yanık, ta ciğerden. İştiyak dolu, asla dönmek, gerçek yerini bulmak, sükuna saadete ermek, her şeyin başlangıcı, nüvesi merkezi. Asıl hayatın te adı. Yüksek manalar, sati bir dilin imkanlarıyla ifade edilemiyor, diye düşündü Emir. Sesi o kadar ahenkli ve ruha işliyordu ki. Fakat sözleri anlamıyor, kelimeleri tefrik edemiyordu. Daha doğrusu, bütün harfler, cümleler tek bir şeye çevriliyor ve kalbini baskılıyordu. Gerçekleştirmesi zor bir hülyayla sarsıldı. Keşke hiç dizi dibinden ayrılmasaydı, devlet işlerini bir hevesliye bıraksaydı. Bir başka elemin sırlarına gömülseydi, ölseydi, adını bile unutacak kadar yitseydi. Bir sonsuzluk zamanında yeniden bitseydi. İbrahim Efendi, duygularını anlamış gibi gülümsedi. İçi yıldı emirin. Aralık. İbn Hazm ile Nuhum. Aslında aynı evde yaşamışlardı. Kızım, niye daha önce dikkatini çekmediğini bilmiyordu. Anlasaydı belki daha çabuk harekete geçerdi. Başka planlar yapardı. Zamanı hızlandırırdı, durdururdu. Bir büyücü gibi dilediği kıvama getirirdi, hükmederdi, remederdi. 16 yaşındaydı o aralar. O ise gönül çelici, çekici, delici, yiyici, en güzel illet beldi, masiva, en görkemli hevaydı. Ziyadesiyle şirin, sevimli, tatlı, özeki, iffetli, ölçülü çok kusursuzdu teennili hareket ederdi, musik işin astı. Vazifelerini, işini hakkıyla yerine getirirdi. Eleştirilecek husus bırakmazdı. Daima nazik ve zarifti. Yetifti afifti, tüy gibi hafifti. Onu elde etmeye kalkmak cesaret ve neticede elbette esaret meselesiydi. Tavır mesafe koyarken, sınırları insafsız bir soğuklukla ayarlarken bile cazibesini korur, gurur, enaniyet ve yaban erkeklik duvarlarını yıkardı. Bu konuda cömert, fettan, cilveli, bütufkir olan hemcinslerinden her halükurda ayrılırdı. Celili, melli, her hali iyi değildi. Kalbini değsin diye ayakları dibine fırlatmıştı. Ama genç kız, hiç umursamaz görünüyordu. İki yıl boyunca peşinde inletmişti. Mutadı konuşmaların, günlük meşgalelerin dışında küçük bir avuntu, teselli payı, minik bir işaret, bir sadaka, yakınlık umudu koparmak, hatta köpeklerin hissesine razı olmak yetecekti. Tek o, tek o. Fakat bütün gayretleri boşa çıktı. Kariye Noğum, evin küçük efendisine karşı dirençliydi. O eğlenceyi, o bahçeyi ve taraçayı unutamıyordu. Hatırlıyordu. Bir şenlik günüydü. Evlerinde toplantı tertiplenmişti. Ki yüksek sosyeteye mensup aileler benzerini sık sık düzenlerlerdi. Başta aile fertleri olmak üzere kardeşinin karısı ve hürriyetlerine kavuşmuş hizmetçilerin, kölelerin kadınları bir aradaydı. Gündüz bir müddet evde kaldıktan sonra evin diğer bölümüne, taraçeye geçtiler. Burası bahçeye nazırdı ve bütün Kurtuba şehri önlerinde uzanıyordu. Taraçanın duvarlarında geniş demir çitler, parmaklıklar bulunuyordu. Misafirler demir parmaklıkların aralıklarından şehri seyretmeye başladılar. Num'un nerede olduğunu merak ediyordu. Hangi parmaklıktan şehri seyrettiğini bulmak, varlığını daha derinden duyumsamak, buluşmak, aralık sefası. Bir aralık onu yakaladı. Aralığı, uzaklığı büyütmek istemiyordu. Aşktan öle yazdı, az kalsın musalla taşına yatırıla yazdı. Ancak genç kız, erkeği fark etti. Fazla yaklaşmasına fırsat vermeden yandakine, daha ilerisine geçti. Böylece hoş bir kovalamaca başlamıştı. Aralık bir başka aralık, bir diğeri, şüphesiz bu bir aralık işvesiydi. Ama aşk aralıksızdı, fasılasızdı. Benim kendisine delicesine aşık olduğumu biliyor, diye düşündü. Ne kadar gizlenmeye, başka edaya, kılığa büründürülmeye çalışılırsa çalışılsın aşk aşikardı, çıplaktı. Aşığın varlığından kokusundan, her biri tutkuyu ifşaya kararlı uzuvlarından, bakışlarının gözü kara delilli şerli ispatından, bazen bedenin bazen neredeyse ruhun ifnasından pek fena belli olurdu. Yani bu satırlar gibi ayan beyan, şeksiz şüphesiz okunurdu. Kimi aşk basamaklarıysa seyfeye nura doğruydu bereket, kimse olan biteni ayırt edemiyordu. Herkes bir aralıktan açıdan ı şehrin değişik manzaralarını seyretmeye koyulmuş, kendi ilemine dalmıştı. Kadınlar mahpus hayatlarına bir ara, lık, vermişlerdi. Daha sonra bahçeye geçtiler. Cariyelerin sergilenesi türlü marifetleri vardı. Mumun benzersiz meziyetlerinden ekseri kişi haberdardı. Sahibesi olan hanından, şarkı söylemesi için iznini rica ettiler. Hanımefendi böyle safalı bir günde, müzik dinle, te, mek ve hizmetlisinin kabiliyetini göstererek, şüphesiz övünmek istiyordu. Emir üzerine, Udu eline aldı Nuh'um. Akortu dahi harikaydı. Sırf billur bir su gibi akan beyaz ellerini seyretmek bile, gönlü bayram yerine, şahsı da sevinç delisi, şaşkaloz bayram çocuğuna döndürürdü. Mızrap tutan Nazenin eli, bilmeksizin ölümsüz bir aşkı besteliyordu. İbn Hazm, Ebu Muhammed, kavruk duygularının cesur, yepyeni açılışlarıyla, varlığının aşktan savrulmuş, dolu dizgin koşusuyla hayretlere düşüyordu. Nûm, Abbas Bey, Eldahmed'in meşhur mısralarını şarkı olarak söylemeye başladı. Ben bir güneşle büyülendim ki, battığı zaman battığı yer sanki bir gelin odası mahremiyetine sahip. Profilden bakılınca parşömen tomarları kıvrımlarını andıran genç, güzel bir kariye niteliğinde bir güneş. Ürkekti. Bütün yakınlaşma çabalarını engelliyordu. Delikanlı, onu kınamaması gerektiği kanaatindeydi. Mum'un tavrı için mazeretler buluyordu kendine. Zaten hilal uzak değil midir? Ceylanlar ürkek değil midir? Cariye'nin adını andığı şairi esasında kıskanmıştı. Şiirle aşkını yüzüne çarptı, şiirle vurdu, çaldı, şiirle püskürdü kaldı. Yüzündeki güzelliği görmemi, güzel, tatlı sözlerini duymama engelledin, bana karşı cimrice davrandın. Sanıyorum Rahman olan yüce Tanrı'ya oruç adamışsın. Bugün yaşayan hiç kimseyle konuşmuyorsun. Bununla birlikte El-Kabbas'ın şiirini şarkı olarak söyledin. Öyleyse kutlayalım Elkabbası, kutlayalım. Sözleri iğneleyiciydi, ancak gerçeği itiraftan da geri kalmayacaktı. Eğer Abbas seninle karşılaşsaydı, sevgilisi Fevziye'yi bırakır. Ondan tiksinir, senin aşkınla aklı karışır, Mecnun'a dönerdi. Oysa Beyhude yere üzülmüş, telaşlanmıştı. İstleri karşılıksız değildi. Genç kız da ona tutkundu. Tırmanmaya hazır eşdeğer cevaplar, aşklarını büyütecek yükseltecekti. Zaman aşkla aralandığı gibi, ölümle de aralanırdı. Meşum bir aralıktı. Belki de aylardan buz kesen, canları kabzeden aralıktı. Günler geçti. O, mezar taşları ve toprak üçlüsü ortaya çıktı. Öldüğünde 20 yaşından daha da küçüktüm, Num ise benden de küçük vefatından sonra, yedi ay süreyle hiç elbisemi çıkartmadım, gözlerimden hiç yaş dinmedi. Halbuki pek ağlayamazdım. Yeminle söylüyorum, vallahi şu ana kadar teselli olamadım. Eğer diye mümkün olsaydı, bana miras kalan servetle kendi kazancımı birleştirip hiç tereddüt etmeden onu tekrar satın alırdım. En değerli organlarımdan birini uğrunda severek, isteyerek hiç çekinmeden feda ederdim. Ondan sonra mutluluğu hiç tatmadım. Hiç unutamadım. Onun dışında başka biriyle o denli içli dışlı olamadım asla. Ona karşı duyduğum sevgi, önceki sevgilerimin tümünü silip süpürmüş, ondan sonrakileri de haram etmiştir. Artık kavuşma umudu, dünyada sadece düşlerde kalmıştı. Bazen uyanıkken, nafile gündüz düşleri görüyordu ama yine de bazı geceler vatkar ve emsalsizdi. Gece her yana egemen olup, karanlık iyice basınca, Nun'un hayali geldi, yatağımda uyurken beni ziyaret etti. Onun toprak altında yattığını biliyordum, tıpkı önceden ona alıştığım gibi geldi yanıma. Ve birden eskisi gibi oluverdik, eski günlere, eski zamana döndük. Tıpkı eskiden yaşadığımız gibi. Yinelenen bir mutluluk ne güzel halbuki sürekli aynı rüya görülmüyordu. Sevda yüklü bir mazi, aşka gark olmuş, terü taze hayat aynen şekillendirilemiyordu. Hiçbir şey kalıcı değildi, mütemadiyen değişiyordu. Bazı kararlar verdi. Hukukçu, edebiyatçı, usul bilgini, muhaddis, dilbilimci, dinler tarihçisi ve şair, 400 cilt eser yazdığı rivayet edilen İbn Hazm 993 1064, bundan böyle devasa aşkını, aşkadir en güzel eserlerden biri olan muhteşem kitabı güvercin gerdanlığında yaşatacaktı. Azatlı bir kölenin torunuydu Ebu Muhammed ve yeri güzeller güzeli Kariyenum. İki esir, boyunlarına dolanmış zincir, güvercin gerdanlığı, bütün sevenlerin başına, boynuna ve ruhuna geçmiş o muhteşem halka, alameti farika ve soluksuz, son nef, E.S. ebediyete kadar, öpülesi uğrunda ölünesi, o kara, çılgın sevda. Kaynak İbn Güvercin Gerdanlığı, Ter, Mahmut Kanık, İnsan Yayınları, İstanbul 2001 Cazibe Bir de bunu okuyun, demişti Bülent Bey. İyi niyetli, babacan, İngilizce öğretmeni yönetici. Popüler bir romandı, tavsiye ettiği. Önce okuma serüveni rayında gidiyordu. Fakat sonra ani gözüken bir uzaklaşmayla daralıyor, kitabı eline alır almaz kalbi cenderede gibi sıkışıyordu. Bırakıyor, az zaman sonra tekrar okumaya yeltendiğinde, bir müddet polisiye tadındaki olayları takip etmeye heveslense de az sonra edebi etki yine azalıyor, kitap yavanlaşıyordu seneler önce yarım bıraktığı bir eserin özlemi, çekiciliği içini kaplıyordu. Dayanamayıp kaldığı yerden okumaya başlamıştı. Antika eserin sayfalarını çevirirken, pek de anlayamadığı cümlelerin garip füsunuyla doluyor, yüreğinde bir büyüme hissediyordu. Lakin sahibinden sözlerle, modern romanın günlük kurgusu, hakikatle yapaylık çelişiyordu uyuşmazlığın bilincinde ikisini de özel kategorilerde değerlendirme gereğinin farkındaydı. Her kitabın yeri ayrıydı, pek tutulan, revaçta olan benzerlerinden zevk aldığı günler de vardı. Doğrusu, kimseye haksızlık yapmak niyetinde değildi. Fakat hem o hem o çifti bir arada gitmiyordu. Her iki kitabı da okurken hususu bir dünyanın içine giriyordu. Ancak biri diğerini naksediyor, havasını kesiyordu sanki. Asırlar öncesinden gelen sözün sahibi, çağdaş romandaki kurgulu, sanal ismine kimliğine itiraz ediyordu. Yahut o konuştuğunda öbürü susmalıydı. Düşünüyordu, ilham kaynakları başkaydı. Biri maneviyatıyla dikkati çekiyordu, öteki dünyeviliğiyle. Asırlar, insanlar, bakış açıları, mahiyet gibi belki kelimelerin çıktığı kalpler çelişiyordu elbette başka kitaplardan da yararlanacaktı fakat. Birbirini tekzip eden, zıt görünen edebi bir atmosfere geçiş kaygısı, iticilik duygusu Cemal'i rahatsız ediyordu. Kendi elleriyle ulaştığı sükuneti, dinginliği tahrip etmekse azap vericiydi. Paralel okuma yapılacak gibi değildi. Halbuki şimdiye dek çok değişik, türlü fikirlerin, görüşlerin çarpıştığı bir kitap dünyasının içindeydi. Soğukkanlılıkla kanlılıkla okur, değerlendirir, bazen kendince notlar tutardı. Her yazarın en azından emeğini, beyin terini inkar etmezdi. Akşam eve geldiğinde 13. yüzyıl yadigarına yeniden göz atma isteğiyle doldu taştı. Belgin yemeğe çağırdığında kafası gene zaman dışında dolanıyordu. Nasıl böylesine kıymetli bir eseri görmezden gelmişti anlayamıyordu senelerce garip garip bir köşede tozlanmıştı. Halbuki kitabı ilk eline aldığında, üzerindeki nereden geldiğini tam idrak edemediği kırgınlık, usanç, panik benzeri bir duygunun yatıştığını, durulduğunu hissetmişti. Bir sezgiyle zindan gibi bir dünyadan seçkin bir ileme geçtiğini bilmişti. Kitap, geçmişte üstünde durmadığı bir cazibeyle ve tabi bir güzellik sevkiyle, üzerinde acayip bir hakimiyet sağlıyordu. Ve bu güç gösterisi Cemal'in hoşuna gidiyordu. Eserdeki sözlerin sahibi, yüzyıllar sonrasında bu kadar etkili ise kim bilir çağındaki bazı istidatlı talebileri, seviyesine ve yoldaşlığına uygun parlak müderrisleri nasıl perişan etmişti. Yemekten sonra tutkuyla okumaya devam etti. Belgin takıldı. Bakıyorum kitabı pek sevdin. Babanız bizi hatırlayacak mı, ne dersiniz çocuklar? anlaşılan uzun müddettir onu süzüyordu Cemal toparlandı tuhaf dağınık bir görüntü verdiğini zannetti Hoşgörülü karısını gönül okşayıcı birkaç sözle avuttu Olanların küçüğünü kucağına aldı hoplattı gülümsemesini ilgisini görünce yumurcak hemen koşmuştu Büyü Eren'in derslerini her zaman başarılı olduğu okulunu sordu Çocuk ciddi bir yüzle uzak bakışlarla ders çalışması gerektiğini söyledi. Aklı bir yerlerde, herhalde burada değildi. Eren odasına çekilirken baba öğrencilere çok yüklenildiğini düşünerek üzüldü. Fakat velilerin yapacakları sınırlıydı. İçinden çıkmak istemediği tatlı bir manev havaya bin türlü hadise çekiştirdiği için geri dönmekte güçlük çekiyor, iç ve dış şartları çarpışıyordu muvaffak olduğunda ise bazen kitapta okuduğu sözler beyninde çınlıyordu. O oh, birdir diyorsun. Sen kimsin? Sen altı binden daha fazlasın. Sen bir ol. Yoksa onun birliğinden sana ne? Sen yüz bin zerresin ki, her zerrende bir heves, her zerrende bir hayil taşıyorsun. Ruhunda bir fevkaladelik vardı. Coşkuyla doluyordu kendini ortalara atıverme duygusu, bağrından çıkan, doğaya, toprağa, suya karışan bir akış. Tarife gelmez, karşı konmaz bir dalga. Neredeyse çılgına yaraşır bir hal. İş yorgunluğu taşıdığı için biraz uzanmak, dinlenmek istedi. Ancak uyku tutmuyordu. Benliğinde değişik bir heyecan, kalp çarpıntısı, muhabbet kuşu demi, anka içlenişi. Kalktı. Eski sözü tekrar aldı. Eserin nüfuzundan çıkmak istemiyordu. Yaşayan bir şeylerin içine aktığını, bir inşirah, birlik hissiz erk edilmiş gibi geliyordu. Azaların inkar edilmez tanıklıkları, gözün gördüğü, kulakların işittiği, gönle dokunan bir hayat, kalbi bir ihtiyaca cevaplar vardı eski zaman yapraklarında. Adeta bir sürüklenişe, boşluğa, dur, deniliyor, zamansız ve mekansız ölümsüz hikayeler sırrı kelimelerle sadra işliyordu. Sorun, yazarlık kalitesi meselesi değildi. Hatta belki yazı da değildi. Sözün yüceliği, ehemmiyeti, kelamın itibarıydı. Sonsuzluk bilgisiyle yıkanış, arınış, tapınıştı. Neticede bilemezdi. Kitabın sonuna yaklaştığında, bazı sözler onu yerine mıhlattı. Muhteşem bir cevap, içine aydınlattı. Tanrı velilerinin sırlarını bilenler, onların kitaplarını okurlar. Herkes bir hayal karıştırarak o sözlerin sahibini suçlar. Ama hiç kimse kendini suçlamaz. Demezler ki, bu küfür söz ve yanlış anlayış, o sözde yoktur. O belki bizim bilgisizliğimizden ve hayal kurmamızdadır. Göğsü huzurla, şükranla doldu. Duygularının yükselişine artık şaşmıyordu muhtemelen cemale gösterilen, büyük bir hakikatin daha tali ve gölgede kalan kısmıydı. Arayışları, okumaları sürecekti. Ne var ki bir fikir, aklına geldikçe rahatsız ediyordu. Aklı hala okuduklarında, unuttu, gecikmiş aidat parasını aldı, bahanesi hazırdı, vakit henüz geç değildi. Dördüncü kata çıktı. Yöneticiyle görüşürken, ayaküstü, birkaç apartman problemine de değinirlerdi herhalde. Çok satar kitabı, biraz da aceleyle, sanki evde durması sıkıntı verecekti, Bülent Bey'e teslim ederken, adam merakla sordu. Nasıl buldunuz? Sonra zevkinden emin ekledi, güzel değil mi? Ben iki gecede bitirdim, bakıyorum siz de iyi kitap kurdusunuz. Çarçabuk okudunuz Cemal. Ne diyeceğini bilemedi, yutkundu, teşekkür etti. Bülent Bey'in kahve içme teklifini kibarca reddetti. Evde Şemsli Tebrizi'nin makalatı, kadifemsi bir heybete bürünmüş, onu bekliyordu. Yazarlık dersleri Yayın evinin kapısından içeri girince, ferahlıyorum. Kitabımın hayali beni kucaklayıp, buyur, ediyor. Ve iyi bir köşeye oturtuyor. Hayır, Oturtamıyor. Kitap kapaklarını görmek için bilgisayarın başındayım. Hür dikkat inceliyorum. Başta yazarına acilen yardım yapılmasını gerektiren kitap örneklerine benziyor. Halbuki benim dosyadaki öyküler kıkır kıkır gülüyor. Kapak 1 çığlık ata ata ölüyor. Kapak iki deki kadın çömelmiş spor yaparken düşünen bir kukuma kuşuna benziyor kafanızı kırmamak için spor yapmaya karar verirken iyi düşünmelisiniz. Öykülerimden biri, kapağı yüzüne yapıştırdı ve editör şair Hüsnü Yusuf Bey'e dilini çıkardı. Akat editörüm şair Güven Bey'in yüzü asık. Sözleşmeyi gözüme sokar gibi sallıyor, içinden bir elma şekeri çıkarıyor. Çığlığına dayanamayıp, ruhsuz bir kapak kızı gibi, bir numarayı sessizce onaylıyorum editör, apar topar elma şekerini başka bir sözleşmenin içine sokuyor. Öykü dosyanızı ikiye ayırmaya karar verdik. Sözleşmeye göre yayınlanacak öykü sayısı belirlenmemiş. Bir yandan da uygulamayla daha iyi anlaşılsın diye gösteriyor. Görkemli tomar bir tarafa. Zafiyet içindeki diğer tarafa. Hareket gözümde sanki onlarca defa tekrarlanıyor. Hopidik hop, hopidik hop. Oturun hocam. Ayıptır söylemesi. Hocam, ben oluyorum. Sonradan kelli felli, iyi giyimli simitçilere de aynı ifadeyle hitap edileceğini öğrenecektim. Bir tabureye yazar bedenim konuk edildi. Sığmaya çalışıyorum. Vaziyeti kafamda canlandırıyorum. Kafam senaryo, bazen trajedi, en kötüsü vergi iade zarfı yazıyor. Kitap raflarının önünde tril tril giyinmiş bir adam. Gözleri fıldır fıldır. Görüşmemize o da tanık oluyor. Şehrin ileri gelenlerinden mühim bir şahsiyet olmalı, mülki Erkan'dan mı desem, milli istihbarattan mı desem. Her neyse üç vakitte ortaya çıkar. Öykülerime dönüyorum. Gözüme kestirdiğim yığını işaret ediyorum. Herhalde şu. Hayır. Bu. Tam beş öykü. İnanamıyorum. Öykülerin kısalığı düşünülürse, yaklaşık otuz sayfa filin. Acaba arka kapakta, içine dahil mi? Yoksa sıcak iklimlerde yelpaze niyetiyle kullanmak için mi? Şair şaibe, inat ediyor. Son derece kararlı. Ajan eksin yüzüne medet umar gibi bakıyorum anlıyor ve beni karıştırmayın, diyor. Ben matematikçiyim. Hava aniden soğuyor. Matematikçi ha. Adam zaten tahtaya kaldıracakmış gibi bakıyor. Halil abinin işi varmış. Ders çalıştıramadı, ödevimi yapamadım öğretmenim. Eyvah! Umarım matematikçi sendromum tutmaz. Yeynevi sahibi, ızbandut gibi bir adam. Şimdiye kadar işe hiç müdahale etmez gözüküyordu. Aniden bağırıyor, kesinlikle. Sayfa sayısını çoğaltma. Bay Cebri'ye alaycı sırıtıyor. Direniyorum. En güzel öykülerimi atıyorsunuz. Bölünmüş, parçalanmış, ailevi bütünlüğü paralanmış, menfur erkek emellerine ilet edilmiş dosyam bu defa gerçek çığlıklar atıyor. Genellikle eleştirmenlerimizin beğendiği 90-60-90 ölçülerindeki başkadın efendi, hikayem, ince, zarif, Osmanlı hıçkırıklarıyla sarsılıyor. Sus bakayım, ben seni ne emeklerle inşa ettim. Her zaman iyi bir çift oluşturmuş sayılı erkek öykülerimden biri, Hürrem'in gözyaşlarını silip elini tutuyor. Bunlar aşık mıdır bilmem, öyle bakışıp dururlar. Her zaman yan yana, baş başa. Birini düzeltsem, öbürü de yanaşır. Olanı sevsem, kız sırnaşır. Zaten ikisi de aynı anda doğdu sayılır. Sevenleri ayırmayın, sayın hakimim. Ceberut Bey, hikayeleriniz çok mu iyi? diye soruyor kuşkulu. Problemimin onu eğlendirdiği belli. Küfrediyorum ona. YRX Amerika Birleşik Devletleri. Sen atom bombasını patlat füze rampalarını nereye yerleştirdiğinin hesabını ver muhasibi bey. Daha iyisi sukut et otur. Çekmecesinden çıkardığı bir balonu masanın üzerine koyan kitap deşenecek, birini basalım, satılırsa ikinci bölümü de hemen basarız diyor. Fakat nasıl olduysa balon patlıyor. Dosyadaki başayta öyküm külhani bir sesle atılıyor. İyi şişirmemişsin abi. Yazar olarak yerimi düşünüyordum ki Tam o esnada neye uğradığımı anlayamadan kafam, sert bir cismin darbesiyle, karpuz gibi ikiye ayrılı yazdı. İç eleştirmen Garabet Hatun eksik olmasın, bir tane de bu çeşitten var, istihfafla, gayetlerinden, benzetmeye bak, dedi. Aldırış etmedim. Acıyan başıma oğdum. Mer üç dört tane süslü püslü, sesli çoğunluğa mensup çok satar tepeme düşmüş. Yollu bir tanesi ince, cilalı sesiyle bağırdı. Çekilsene, yol versene bana al şey. Yayın evi sahibi, hesabus kitabus, yazar kasa, nazeninleri yerden alıp, zevzek zevzek öpüp başına koyarak, laf yetiştiriyor. Canınız yandı mı sevgili ham, fendiler? Neme lazım, ben de bayandım. Taktik değiştirmeye karar vererek, şu, çekici bir sesle öksürecek, kendimi hatırlatacak oluyorum. Kesik, kesik, ehe. 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 Eh. İç eleştirmen ikaz etti. Kızım, boşuna uğraşma. Edebiyatımızın otorite, R'lerinden bir erkek yazar senin için ne dedi? Sen de kadınlık bilinci yokmuş. Ondan iyi mi bileceksin? Kendimi bir yokladım. Korkarım erkeklik bilincim de mevcut değildi. Böyle bilinçsiz vaziyette, perperişan, sersem sepet otururken, ansızın ayağa fırladım. Belki ayakta daha tesirli olabilirdim. Öykülerimi erkekçe savunmaya geçecektim. Kürkleri için öldürülen, masum fok yavrucaklarını müdafaa eder tarzda konuşmaya başladım. Yapıtlarımın kuşaklar arası tesiri. Kitle iletişim araçları üzerinde uyandırdığı rezonans, bay sinüs, zizit beni fena etkilemiş olmalı. Yoksa benim fizim de mi iyiydi? eserlerimin sosyoekonomik koşullara uygunluğu, bu analiz de aydın kimliğimin bir neticesiydi. Bay Küsurat Geç yerine Otur Sıfır Yanılmışım Konuşan bayan münekkidmiş Kız sen iyice dağıttın Adamların suratına baksana Nemle şekil aldı Yerine otur bari Belki aklın başına gelir sahip parası eğer, veciz konuşmamdan sonucu derhal çıkarıyor, beni gayet manidar süzerek, evet. Kuşkusuz ekonomi yapmalıyız. Hem de her şeyde. Edi terörist engin bir cömertlikle, isterseniz, bir tane öykü ekleyebiliriz. Ferhat gözleri parlıyor ve Hurrem'e doğru sevgi hamlesi yapıyor. En kısalarından. Oturarak müdafaa nameme devam ediyorum gittikçe sıskalaşan şahsiyetimi kurtarmaya çalışarak. Hiç bu denli savunma yapan da görmemiştim, diyor Bay Rizzi, gözlerini daire şeklinde açarak. Anlaşıldı, öykülerinizi iyi. Derken, aldırışsızca kitap hacimlerini hesaplamaya koyuluyor. Sıcak iyice artmış. Bunalıyorum. Muşuz. Ayağa kalkıyorum. Endeseci Bey de dört köşe başından akan terleri silerken mendilini üçgen şeklinde katlayıp dikkatlice cebine yerleştiriyor. Kolunu masayla dik açı oluşturacak biçimde koyuyor. Bir gün büyük bir matematikçi olmak hayalini dikkatlice ölçüp biçiyor. Beni bir kere daha tartıyor. Dikkat ettim, çaya koyduğu şeker de küp şeklindeydi. Editör hesapsız kitapsız Allahsız. Biz zaten dosyanızı 6 kişiye okuttuk diyor. Doğrusu şahsıma duyulan itimat gözlerimi yaşarttı. Demek ki kitabım garantili olsun diye referandum sonucu basılacaktı. Çaycı çayları getiriyor arada. Hım. Mürekkep yalamış birine benziyor. Delikanlı. Dosyamı okudunuz mu? Evet, mi? Hayır mı? Söyle bana, nedir senin cevabın? Anlaşılan, hepsi Berlin duvarı gibi önümde bir heyılı meydana getirmişler. Herhalde çaresizim. Dosyamla saklı gizli ağlaşıyoruz. Eve varınca ben de Sabri isimli ağlama duvarımın omuzunda gözyaşı dökeceğim. Bari kendi eleştirmenlerinizin beğendiği öyküleri kitaba alaydınız. Editör sayın Terminatör, yüzüme müstehzi bakıyor. Mafya babası Bush'la işaretleşiyorlar. Çet çıkmıyor. Karar kesinleşti, dosyamın kanına bulanmış hain Kabil elleriyle üst üste sigarasını yakıyor. Nihayet yerimi anladım. Kül tablasının içi. Ezik, mahpus hikayelerim, kağıtların arasından cılız itiraz sesleri çıkarıyor. Ferhat'ın yüzü sarardı. Bu rem, hüzünle başını eğmiş, dik durmaya çalışıyor. Yayıncı, mavi sakalını temizliyor. Her bir elinden, ölü canlar, beyaz insan ruhları üst başına, yakasına dökülüyor, şöyle bir silkeliyor. Kimisi ayakları altına serilip, merhamet dilenmekte. Çürük dişleri arasına sıkışmış, edebiyatçı artıklarını ortalığa tükürüyor. Asla! Kata! Olamaz ya! benim öykülerimi katledemezler. Yapamazlar. Yaptılar bile. Aha! Darwin'in bütün nazariyesini alt üst edecek şekilde, hızlı bir evrimleşme geçiriyorum. Acayip bir biçimde, yeniden hayat sahnesine çıktığımda artık kumru değildim. Frankensteinus Vampirellus namında yepyeni bir tür olarak kanat çırpıyordum. Başta matematikçi, bütün farklı türlere, dehşetengiz bir şekilde 32 dişimi gösterdim. Kuyruğum dik, masaya yumruğumu vururken, bir dişi horoz sesiyle gürledim. Basılmasın. İstemiyorum. Hembe, mahcup hikayecikler fıkırdamaya başladılar. Ferhat hemen çaktırmadan Hurrem'i öptü. İşte. Disiplin B'ye veririm ha. Dosyamı toparladım, koltuğunun altına aldım. Son olarak, gözlerimi belerterek, bütün mazlum yazarların ruhlarını ve ahlarını arkama alarak, yayın evindeki canilerin gözlerinin içine ürkünç, tüyler ürpertici bir vaziyette baktım. Sayısal, yer karolarını sayıyordu. Parasal, para, uşaksal, yayın evinin saydığı yazıcıları, bayan kurgusal ise iyi bir hikayenin öğelerini. Hey edepsiz edibe! Dikkat etsene! Ortalığı sel, sal götürdü. Hızla kapıya doğru yöneldim. Elimden bir kaza çıkmasın. Az kalsın kapıya vuruyordum. Fark etmez. Bize kader vurmuş zaten. Çıkarken bağırdım. Edebi şahsiyetimle oynayamazsınız beyler. Malum, şahsiyet ikiye ayrılır. Hatta ana, yan kolları, arterleri vardır lakin benimkinin tümü kalıyordu. Ne oldu hocam? Cevap vermedim. Omuzlarım düşük, yüreğim gururla kabarık, şahsiyetim irileşmiş, pazlarım da biraz şişmiş, yürümeye başladım. Hava serindi. Üşüdüm. Güzelim, edebi Nisan yağmuru böyle uğursuz bir günde mi yağacak, beni ıslatacaktı. Biliyordum, hayatın füsununu. Hava durumunu diyecektiniz herhalde. Niye yanına şemsiye almadın? Kes sesini. Yazar taslağı. Eleştirmen bozuntusu. Tekrar fark etmek zaman alacaktı. İç eleştirmen, tamam, bir daha konuşmayacağım. Fakat sen ne yaptın sert çocuk, dedi şaşkın. Artık rahatça ağlayabilirdim. Eve kadar sabredememiştim. Erkekler ağlamaz. Sil gözünün yaşını. Derken sustu. Halime acımıştı. Ne de olsa, onda da kalp var. Üstelik gökyüzüyle hemen sıcak iletişime geçerek, yağmura eşlik eden gözyaşlarım, yayın evinin önünde küçük ama saf bir su birikintisi oluşturmuştu. Nafile. Yerin göğün suyu birleşse, sizin günahlarınızı temizleyemez edebiyat tarihi sizi affetmeyecektir beyler. Eleştirmen hanım, durumun nezaketine binaen büyük bir şirinlikle yutkundu, durdu. Soğukkanlılığını toplamaya çalışarak, muhterem coşkun gönül dedi. Şimdi bütün mesele, senin şaheserleri basacak, aklı kıt bir yayıncı bulmakta. Galiba haklıydı. Fakat elim niye acıyor? Üslip meselesi. Program sunucusu yazar kadına sizin yazılarınızı okuduğumda kendimi bir sarayda hissediyorum. İncecik işlemeler, Türk işleri, ipek halılar. İnanın ben her kalem işini sevmem, seçeceğimdir. Ama o tür bir atmosfer canlanıyor gözümde demişti. Sonra peş peşe benzeri iltifatlı cümleler. Muhtemelen bir kitaptan, gazeteden farkında olmadan hafızasına aldığı herhangi bir şeyden zihni devşirmişti saray ingesini. Yazarın kullandığı kelimeler, üslubu da bu izlenimi verebilirdi. Eşine az rastlanır, nedir bir eskilik, yani. Aslında fena bir okur sayılmazdı. Ve sunucunun yazarı olan sözlerini, Samimi bulmuştu Asuman. Çünkü aslında ekrandaki kadın kalem pek meşhur, menfaat getirecek, öyle eteğine inci mercan dökülecek biri değildi. Televizyonu kapattı. Sezinden yine ses seda yoktu. Hayırsız, kayıplara karışmıştı. Ancak bugün sezin için tasalanmak istemiyordu. İş yerinden kafi derecede yüklü gelmişti. Uzun zaman önce okumuş olduğu bir romanı eline aldı. Yazarı televizyondaki kadın edebiyatçının da sevdiği isimlerdendi. Romanın konusunu, olayları bile unutmuştu. Bazen bir nostalji lezzeti canı çekiyor, özlemle eski film, dergi, şarkı, özel hatıralar eşliğinde nesnelere, kokulara, o anki duygu örtüşmelerine, zihin gelgitlerine denk gelen vasıtaya dört elle sarılıyordu. Yüksek sesle okudu. Tebessüm mevceleri, mütenevi, tehevvür, kitaplardan üstüne bir şey okuyup üflemek. Git vatan Kabe'de siyaha bürün bana adiyo demesini unuttunuz Nazım Bey, adiyo değil, Aurevir Han'dan, Ulvi Han'dan, elinizi veriniz. Okura kolaylık olsun diye, hemen sayfa diplerine sözlükte konmuştu. Evlenme işini yokuşa süren, romanın istisnage kadın kahramanı için söylenen, tahsili bitirmek bir kız için ne demek? Birkaç lisan biliyor, artık katip olacak değil ya. Hele bu yaşta kendisinin koca düşünmemesi pek acayip, vakti çabucak geçecek, 20 yaşında evlenilir mi hiç? Ben 14'ümde evlendim, büyük annen 12'sinde. Zavallı anneciğim benden 6 ay büyük evlendiydi, gibisinden sözler ilgisini çekmişti. Bir asır öncesinden izler, sahneler. Benzeri edebi kaçamaklar, yorgun laçka sinirlerine iyi geliyordu. Fakat Sezin'in B. Ezgin, hayali, onu tekrar yokluyor, kendini hatırlatıyordu. Başından mutsuz olduğu anlaşılan bir evlilik geçmiş, yalnız bir kadın ve onunla ilgili hatıralar. Açılıp döküldüğü, seyrek zamanlarda Asuman'a bir fantezisinden söz etmişti. Haremde, sevgilisi padişahı yanık gönlüyle izleyen, karşılıksız seven, sükötü bir kariye. İlle de orta çağlarda falan gezinecekse, neden başkadın efendi veya gözde değil de kariye? Konuşurken hiç de aklı başında gözükmüyordu. Üstelik her hali günümüze ters düşüyordu ve uçupçaydı. Daha kötüsü Sezinin bilinçaltındaki kariye gibi yaşamadığından emin değildi. Sezini anlayamamıştı. Ne hüzün verici, talihsiz rüyaları vardı. Bu kabile etmenin, aşkı tek kalp gibi ritmik hissetmenin güzelliği dururken. Havuz ortasındaki yalnız nilüfer yönsüz yitik kuşlar, sürekli ya da süreksiz garip bir bekleme, kendinden geçme hali, hayatı böylesine boşlama durumu. Ortada bay her şeyi yok, niçin? Her faaliyetin bir hiç için. Bir lafza sezinin emelinin gerçekleştiğini düşündü. Müthiş bir fedakarlık, ziyan olma duygusu yaşamıştı, sezin adına. Kız, en mükemmel adamları bile reddetmiş, neydi belirsiz hayalleri uğruna bir daha evlenmemişti. Kimsesi yoktu, serkeş bir yaşam. Şimdi de kafasına esmiş, sessizce çekip gitmişti işte. Yakın arkadaşı da olsa, kendisinin sonuçta basit bir ihmalden başka taksiri, suçu yoktu. Ama gene de vicdanı zedelenmişti. Sezini bir yazı gibi duyumsadı. Ah! Gerçekten okuma özürlüydü. Hadiseler, insanlar, istikbal. Sezin konusunda hep yanılgı. Yanlış yerdeydi. Kendini onun haklılığı konusunda iknaya çabalıyordu. Naif kız ihtimal ki süflileşmiş kadın erkek ilişkilerine bir itiraz, direniş geliştiriyordu yaşam biçimiyle. Sezinin her halde aşk kelimeleri kayıptı, arayıp bulacaktı. Bütün hayatı aşka bağlamak doğru olmasa da sonra durup düşünmüştü. Aşkın eni sonu ilerisi gerisi değil belki sadece kendisi, bağışlanmış olması yeterliydi. Sezin tarzı algılayışta, bütün boşluklar doluyordu sanki. Bir anlamda hürdü insan. Denetimi elinize verilmiş, dilediğiniz gibi yaratıp biçimlendireceğiniz, figürlerini değiştirip, üzerinde yürüyeceğiniz, hudutsuz sanal bir aşk yolu. Bomboş ve sizin. Sezini büyüleyen bu olmalıydı romana devam etmek istiyordu. Hevesi yarım kalmıştı. Sayfaları çevirdi, biraz okudu. Bazı tasvirler hoşuna gidiyordu. Duygulanmıştı ama kimi zaman kitapla arasında bir soğukluk, mesafe hissediyordu. Az sonra gelen satırlar Asuman'ı sinirlendirdi. Roman kişilerinden Refik Cemal, eşi Neriman Hanım'a yazıyor, mektubunda Neriman'ın akrabası, İngiliz terbiyesiyle yetiştiği söylenen bir hanım hakkında, karısına fevkalade ayrıntılı haberler gönderiyordu. Handan siyah ince bir tül giyiyor. Hele kollarını, boynunu tamamen açabilmesine şaştım. Mamafik dekoltesi güzel, Handan'ı, bir an için, ince siyah ipek kıvrımları arasından çıkan kolları ile göğsü ve ateşin, kocaman, hülyalı gözleri ve bu güzel tabi tacıyla onu pek güzel buldum. Handan'la her şeyi konuştuk Neriman. Senin uykunu getiren içtimaiyat, iktisat, felsefe ve hatta politika, her şey konuştuk. Yavaş yavaş gözümün önünden onun ziyadar gözlerinin, ziyadar saçlarının nisviyeti, kadınlığı, uçtu, narin, beyaz göğsünü görmez oldum. Allah Allah, hayat buna, adama bak be. Benim öz kocam, bir yakınım için en sevdiğim kişi bile olsa bu değerlendirmeyi yapsın üstelik bir de utanmadan beğenisini, hayranlığını, cinsel imalarla bana iletsin, kafasızlığımı sezdirsin, olacak iş miydi? Roman ilk defa 1912'de yayınlanmıştı. Kişilerin birbirine yazdığı mektuplarla gelişiyordu. Olmamış Edibe, dedi. Durdu, dayanamadı. Ben böyle kocayı kabak diye oyerim billahi. Nasıl aile ilişkisi, karı koca modeli, muhabbetiymiş bir kere insan tabiatına ters. O kadar mükemmel, olağanüstü, kültürlüydünüz de hanımefendi, vasıfsız kimi kadınlar gibi, üstelik de evliyken, neden sırf kadınlığınızı vurgulamak ve karşı tarafa tasdik ettirmek hevesine kapılıyorsunuz? Ha unutmuşum tabii, Avrupa terbiyesiydi değil mi? Hep aynı hikayeydi. Kazanmış olduğun bütün haklar, müktesebatın eninde sonunda cinselliğini parlatmaya, daha akıllıca, takdimine yarıyor ve sadece ona hizmet ediyorsa, kendini zarflanmış parlatılmış, gönüllü gizli kölelikten kurtaramıyorsan, beynine 3-5 gram daha eklemenin ne anlamı vardı? Nasılsa ön çağda da, son çağda da, akça pakça etin kıymetliydi. Baktı, kitaptaki şahıslarla, yazarla çekişmeye durmuş, karşılıksız atışıyor. İçlendi, geçti. Rastgele bir sayfaya daldı. İleri geri okuyordu. Romanı biraz hatırlıyor gibiydi. Galiba ilk evvel genç annesinin elinde görmüştü, bir tesir dalgası gözlerini nemlendirdi. Bir hapishane, handan, bu nedir bilirsin değil mi? Fakat ne etrafımdaki ifrit çehreleri ne de bu pis duvarlar bana ayrı bir his vermiyor. İstedikleri yere gideceğim handan. Gideceğim, gideceğim. İçeriden bütün gece duyduğum bir feryat, bilmem nasıl bir işkence feryadı bana acımak hissi vermiyor. Bir şeye acımıyorum. Handan anladın mı? Sizi bırakıp gidiyorum. Güzel, büyük gözlü simasıyla benden kaçan idealimi, bu kadar uzun senelerden beri hayatımla ruhumla arkasından koştuğum halde benden kaçan idealimi bırakıp gidiyorum. Handan. Her hepsi bir mutike, komedi, hepsi kırık, bozuk, kokmuş bir hianetmiş kumral, kızıltılı bir halat var şurada. Ne tuhaf, o halat değil, biliyorum. Bana hıyanet eden güzel ve ulvi bir maksadın güzel saçları. Onlar bir ipek, onlar hayır, birer kumral yılan. Boynuma sarılacaklar, sıkacaklar, sıkacaklar. İdealim güzel, hülyalı gözleriyle gözlerime bakacak, ruhuma gülecek, bütün hayatımla eğlenecek ve ben hepsine karşı müstani ve metin gideceğim üzülmüştü. Hayır, her şeye rağmen direnmeli. Canınıza kıymamalıydınız Nazım Bey. İkinci Abdülhamid dönemi muhalifiydi Nazım Bey ve intihar etmişti. Abdülhamid'i ise Asuman severdi. Nazım'ın hapishanedeki biçare ölüsünden, aşklarının mahbesinde kaybolmuş, bütün zamanların meyus, soylu, kederli aşıkları fırladı. Yazar, kahraman, kitap her ne sebeple ise adlandıramadığı bir çekilişle bir ruh teması, gerçek bir duygunun kesafetini hissetti. Hiçbir zaman mevcut olamayacak bir erkek hayali, bir teviye sevda sözleri fısıldıyordu. Az önceki öfkesini bir kenara bırakmış, inkar edilmez bir aşk sahiciliğiyle etkilenmişti. Kelimeler sanki bir manivelayı harekete geçirmişti. Belki de her türden aşklı satırlara, küçük bir muhabbet izine hemen intibak eden, uyum sağlayan cilveli bir kalbi vardı. Muhakkak şu dakikalarda, yüreği yekten bir sevgi sözü gibiydi. Kitaba döndü. Birkaç sayfa okudu. Aşkı tetikleyen bir biçem. Yani tüm bu fırtına, iç didişmesi, Nazım Bey'in Handan Hanım'a olan son mektubu yüzünden mi dolmuştu? Bugüne göre oldukça mübalağlı gözüken aşıkane hani cümlelerin sıklığı, zamanı mekanı aşan kalbi bir bağlantı, Asla geri gelmeyecek candan sevdalılar mı? Tuhaf şey. Nedense kendini bir sarayın içinde hissediyordu. Mamur mu, viran mı yoksa inşada mı? Televizyondaki sunucu aklına düştü. Güldü, demek bulaşıcıydı. Bir tesir. Acaba kitaptan mı, televizyondan mı? Profesör. Sustu kökleri, görünmez bağları, sırlı ilgileri düşünüyor. Nis nice şehirlerde yaşadı, Asya'sını Avrupa'sını gördü. Türlü etkinliklere katıldı, konferanslar verdi, göğsü inançla dolduran ama acıtan, yoran bazen kanatan işlerde nasibi oldu. Tohum attı, yön verdi, çizdi, kanallar açtı. Ama burayı hep özledi. İlhi kararın verildiği kutsal dünyanın dışında, ona ebe olan mahaldi, arz toprağı ile oynaştığı ilk yerdi. Toros dağları, katran, sedir, kızıl karaçamlar, göksu dere yatağı, görüntüler, izli uçucu hatıralar, zaman pencereleri, hepsi birbirine karışıp, kıvrılıp dönüşüp, hızla geçiyor, geride kalıyordu. Arabanın camında nefis manzaralar. Camlar, pertavsızlar, göz, lükler, araçlar kirlenmemeli. Bulanık camı biraz sildi. Aşinası çelimsiz, kara gözlü bir çocuk ona gülüyor. Karlı günlerde kimsenin cesaret edemediği yokuşlardan aşağı iniyor, kardeşleriyle güreşiyor, ağallarda, kitap sayfalarında, bulutlarda geziniyordu. Avuçları, göğsü, kucağı dolu, kocaman adımlar atıyordu. Çocuk sürü güttüğü zamanlarda mutluydu. Bu sevk ve idare güdüsüyle birlikte ruhu da uçsuz bucaksız gözüken yaylalarda, ovalarda kanatlanıyordu sanki. Sürü bir sözüyle yönleniyor, inatçı serkeş keçileri önüne attığı bir taşla, gittiği yoldan geri döndürüyordu. Sürü de düzeni sağlamakla görevli ama kendisine itaate memur köpeği çomara sevecenlikle baktı. Lakin boynunda kölelik izi tasma vardı eninde sonunda. Ve türlü kölelikler, hayvan olmanın getirdiği mahkimiyetler. Aklından çıkmayan bir kurt köpek kıssasında ise, tasmalı köpeğe karşı, başına buyruk, serazat yaşayan, boyunduruğa girmeyen hür lider kurtlar mevcuttu. Sahibinin müsaade ettiği alanda dolaşır, onun istediğince yer, hatta belki onun sınırladığınca düşünürdü, deyü. Çocuk büyüyüp adam olunca, bu çok bağımlı, sahibinin sesi düşünürlerle karşılaşacaktı. Ayrıca kurt var, kurtçuk vardı bilinmeliydi. Okumak da bir hürriyet alanıydı. Köyle toplumla ilgili bütün menfi hadiselerde cehaletin payının büyüklüğünü görüyordu, kitaplar gözünde büyüyordu. Konya'da akrabalarından meşhur bir avukat vardı. Onun aldığı gazeteler okuduktan sonra çöpe gidiyordu. Babası bilhassa rica etmişti. Tarihleri geçmişte olsa üç muhalif gazete köye gelirdi. Tasvir ki Efkir gazetesindeki hicivler, yazarların hükümete siyasilere göndermeleri, bir hürriyet ateşi ve bağımsız bir kişiliğin önemini vurguluyordu sanki. Devrin başbakanına, cumhurbaşkanına korkusuz eleştiriler, tasmasız kurt imgesini pekiştirirdi. Yaylaya çıktıklarında, komşu köye ait 15-20 at, gün batımına kadar serazat çayırlarda yayılırdı. Atların reisi, bir tümseyin üzerine çıkar, başını sürüsüne doğru çevirir, onlara kuvvetlice hain diye bağırırdı. Sonra arkadaşları tarafına bir iki çifte sallar ve hızla köy istikametinde koşardı. Diğer atlar birden toparlanır, bir ilgi nizam dürtüsüyle önce atı takip ederlerdi. Önde olmak kimi zaman liderlik, tasmasız kurtluk, kulluktu. Çocuk, ileride hürriyet, itaat, düzen fikrimin aileden ve toplumdan gelen başka kaynakları da var, diyerek, bunları da anlatacaktı bir başka esaret ve istibdadın kaynağı benliği de fark edecek ve gardını alacaktı. Rüzgarda yeleleri savrulan doğru atın sırtına atlardı ardından. Ve artık köyde değil, bambaşka coğrafyalar, ülkeler istikametinde, tarihler, beldeler, memleketler aşardı. Hayallerin, düşüncelerin süratine erişmek mümkün değildi. Geniş, ucu açık, hür zamanlardı anılar, yüzler, sisler, sesler, gizler. Bir gazi zorlukla ilerliyor. Sanki meçhul kimselerin yardımıyla, parça param, parça anlatıyor, mühürlü dudaklarıyla konuşuyordu. Savaş, mihnet, umutsuzluk mahşerinde çalkalanıp duruluyordu. Kokuşmuş, cerahatli, cehennemi manzaralar, mecruh adeta müsvedde insanlar, tüm izler, hatta gölgeler, hissiyat siliniyor, tek bize kalboluyordu. Düşmanın her yere, bütün ilgi hatıralara, korumak geliştirmek yaşatmak için onca ter kan döktükleri değerlere, her yöne ayak basması, kirletmesi, tezifi, kafeslenmiş bir vatan, izmihlal, belaların, intihanların belki de en büyüklerindendi. Nereye bakılsa ayrı bir harabiyet çöküntü tablosu, düşülen felaket kuyusu. En tabi temel ihtiyaçlardan mahrumiyet, kurtlanmış, tıbbi malzeme yetersizliğinden, sıhhiye yokluğundan, otla çamurla sıvanan yaralar, dizanteri, kolera, lekeli humma gibi hastalıklar, salgınlar yüzünden hayatını kaybedenler, sinek bit karınca, tahta kurusu, en enva türlü böcekle, haşeratla ünsiyetle dostluk. Sürekli biçilen artık sayılara dönüşen savaş çocukları, A, R, tıklar, dumana yele karışmış hayatlar. Bir ıstırap dünyasının artık dondurulması lüzumu, bazen robotlaşmak, en acı çeken aza kalbin zaruru olarak kısmı iptali, aklı hafsalayı koruma mecburiyeti, yaşamak tedbirleri. Bin bir talihsizlik, mağduriyet, çirkeflik, iğrençlik, iblislik yarışmaları, haçlı belaları, esir kamplarındaki zulümler, katkılı mezalimler. İmparatorluğun külleri üzerine yeni kurulmuş bir devletin bütün sancıları yaşanıyordu. Savaş yılları atlatıldıktan sonra, açılan muallimlik imtihanını kazanarak köyü dinde bola mektep açmak üzere görevlendirilmiş babası Mustafa, bu felaket, şiddet ve belasa, LTA, NAT'ı, seri kıyametlerin koptuğu yıllar hakkında fazla konuşmayacaktı. Bu hem unutulmaya çalışılan, kahreden hatıraları tazeler, hem de yersiz bir büyüklük gösterisine, kibre sebebiyet verebilirdi. Ancak, biricik yetkilisi olduğu ilkokulda, Birinci Dünya Savaşı ve Destansı Milli Mücadeleyi, bir fil yaşamış, ön saflarda çarpışmış bir asker olarak, mesela öğrencilerinin yaşlarına uygun, tahtadan tüfeklerle bir askeri eğitim vermeye uğraşmıştı. Sözleriyle filleriyle mevcut ve muhtemel tehlikelere karşı, dimaları ve ruhları hazır tutmalıydı. Yaptıklarıyla övünen, imtihan nazarıyla baktıkları kendilerinin ve ülkenin çile günlerini, İmaj pazarlamasında, aktörlük artistlik tezgininde kullanan adamlar değildi onlar. Mütevazı, mazi değil, günü anı değerlendirme derdine düşmüş şahsiyetlerdi. Sükötleri, durgunlukları, güzel eylemleriyle kıymetlenirdi. Evdeki istiklal madalyası bile, mahcup, bir köşede gizlenirdi. Bir başka dünyanın seçkin varlığını, büyükleri ona yaşantılarıyla, idrakleri, rehberlikleriyle göstermişlerdi. Başta babası, annesi. Güzel insanlarla müzeyyen, onların inşa ettiği bir dünyanın hatıraları. Üzünlü atmosferi kıran, manev bir hava yayılırdı bazen. Bazı sahneleri, oyuncularını ne çok severdi. Daha dün gibiydi. Müşfik bir el, başını okşayıp onu yatıştırırdı. Annesi Hesna kadın, sevecen bakışlarla onu süzüyordu. Kapının vurulmasıyla erkildi kardeşlerinden Sıdık'a evecen kapıyı açtı. Komşu kız Kezban, telaşla içeri daldı. Gözü kötüydü. Esna'nın yardımını istiyordu. Yok korkma, arpacık yalnızca dedi Hesna. Genç kızı oturttu. Sakinliği güven veriyordu. Dikiş iğnesinin ucunu dikkatle maharetle göz kapağına taktı. Kapağı açtı arpacığın üzerine kesme şekerini birkaç kez sürdü, sürttü. Köyün imamının kızıydı ama enerjik yüzü, görgüsü bilgisiyle şaşırtırdı. Eli de fazla açıktı. Kimin de Mustafa Hoca'nın ikazlarına muhatap olurdu. Evde Muhammediye, Ahmediye gibi eserler elden düşemezdi. Büyük Hala Şerife Hanım, mutasavvıf, derviş bir hanımefendiydi. Onun Yunus ilahileri kulakları doldururdu. Kuddusi Ahmet dede, ey rahmeti bol padişah, diye gazaptan aşkın bir rahmeti ünlerdi. Binlik tesbihiyle o ve bazı hanımlar bir odaya doluşur, zikir sesleriyle dünyanın altını üstüne getirir, tozunu alırdı. Abey Nuri gibi, çocuk da bu iklimi ziyadesiyle severdi. Gazi baba, vesileler bulurdu ruhsal coşku için. Mesela Abey Nuri, Konya'daki okulundan eve geldiğinde, muallim Mustafa Efendi zevklenir, takkesini dizinin üstüne koyar, Nuri'nin hangi ilahileri kasideleri öğrendiğini sorardı. Sonra onu okuturdu. Her kaçan anarsam seni kararım kalmaz Allah'ım. Senden gayri gözümün yaşın kimseler silmez Allah'ım. Peygamber Efendimizin S, A ve Medine'ye hicretinde Medinelilerin karşılama ilahisini oku bakalım. Nuri biraz tereddütle de olsa onun cesaretlendirici sevecen bir bakışıyla rahatlar, kendini toplardı. Beraber eşlik ederlerdi. Babanın az sonra sesi kararır, boğazı tıkanır ve en samimi hisleriyle Safiyane ağlardı. Ölümsüz lezzetteki, adeta galp sırları ve havasının da karıştığı bu ağlayışlar ve hatıralarda, çocuk bir gönül ikliminin yeşerdiğini hissederdi. Peygamber aşkı ilk o zamanlardan dolmuştu. 2012, Dinde Köyü, Karaman Damlarda, hayatlarda kadınlar, çocuklar. Gözyaşlarını tutamayanlar. Yerlere serili vermiş, dondurma yalayan, esasen unutamayacakları, sonradan sevgiyle hatırlayacakları bir mutluluğu zihinlerine nakşeden küçükler. Çatıların tenha köşelerinde emzikli tazeler, genç kızlar ve dalga dalga yayılan Kur'an-ı Kerim sesi sokağı, mahalleyi, dünyayı yıkayan bir güzellik manzumesi. Köy sabahtan beri heyecan içindeydi. Neşe ve mutluluk gözlerden okunuyordu. Adeta bir şenlik havası, her şeyde yeni bir heves, yeni bir şevk, özen vardı. Onun adına yapılmış program, dağıtılan sevdaya karışmış yemek. Taze bir doğum gerçekleşiyordu fikir, ilham, yürüyüş, insan, lık yolundaki rızıklar dağıtılıyordu. Muhabbet lokmaları pişiyor ve ağızlara düşüyordu. O zaman garip bir sarhoşlukla, gönül açıklığıyla hular, salavatlar çekiliyordu. Efendimiz'i, S, A, anıyoruz. Sevgi nidaları yükseliyordu. Saat, 14.00'ü gösterirken, meydan tıka basa dolmuştu. Bez bir afişte konunun Hazreti Muhammed'in kardeşlik mesajı olduğu yazılıydı. Protokol sırasının önünde, yapma çiçeklerle süslü, köy kadının göz nuru, el emeği, oyalı bir yazmanın üzerine örtü olarak serildiği bir sehpa, genel bir ihtimam dikkat çekiyordu. Uzun zamandır merakla beklenen konuklar nihayet gelmişti. Ahali, gözünü özellikle şeref konuğundan ayırmıyordu. Tısıldaşmalar duyuldu. Muallim Mustafa Efendi'nin oğlu Süleyman Hayri Bolay buymuş demek. Neciymiş, neciymiş. Felsefeciymiş kız. Şu andaki görüntüsüyle alıştıkları sık rastlanan biri değildi. Başına yazlık bir şapka takmıştı. Sakal ve bıyığı yoktu. Spor ve belki bazılarına göre gençler gibi giyinmişti. Akat durum farklı bir saygıyla şükran duymalarına engel değildi beraberinde gelen yakınlarından bazıları, köyün yaşlılarınca tanınmıştı. Hararetle sarılınıyor, derin bir özlemle eski günlerden, paha biçilmez mazi yapraklarından söz ediliyordu. Köylü kadınlar, özellikle hanım misafirleri çekiştirerek, ısrarla evlerine çay içmek, istirahat etmek için davet ediyordu. Konuşmaya başladığında, hem kendilerindendi, hem değildi. Köyden çıkmış ilk profesördü. Bununla gurur duyuyorlardı. Çocuğun eti kemiği birbirine geçmiş gibiydi. Köy, mazi, artık sadece gönül sahnesinde olan sevgililer. Utanmasa içinden fışkırı fışkırıverecek gözyaşları, garip bir saadet, minnet, hasret, birikmiş katlanmış zamanların verdiği iç gerilim. Türlü duygunun püskürttüğü devasa, garip bir zevk. Harma karışık sıcacık, sevgi cereyanlarıyla açık apaçık. Sonra cümleler akmaya başladı. Durumdan memnun, kitap gibi konuşuyor, dedi biri. Yanındaki gülerek cevap verdi. Koskoca Profesör ayol. Seni ben pek çok. Başkaları aynı hissi yaşatmamışlardı. Onunla ilgili hatıralar, güzellik nefeslerine sarılmış bürünmüş, hatırlı izli bir edayla kuşanmış çıka gelir, hemen seçilirdi. Arada hep bir büyü vardı. Unutulduğunu sansa bile, belki yaşı ilerlediğinden, ufak bir esintiyle ince bir sızı halinde ortaya çıkar, hasret, mahrumiyet, sıcak bir çocukluk rüzgarıyla bağrını yakardı. Ben Nurgül Semra, diyen biraz mütereddit, o kalbine oynatan ses, uzun yıllar ötesinden. En sevdiği öğretmenlerden ve belki çocukluğunda gösterdiği alaka ve katkıyla unutulmazlardan halbuki zamana yenik düşmüş ve irtibatı kaybetmişlerdi. Duygu gelgitleri, nadir bir heyecanın sıkıştırdığı deli yürek. Bir mektep şarkısıydı şimdi esen. Okut, öğret ve nihayet. Yurda yararlı bir insan et. Geçmişten duraklar, ilkokul sıraları. Sertliği ve disipliniyle dikkat çeken Yılmaz Hoca'nın sınıfından, arkadaşı Rüveyda'nın bir itirafı. Ne iyi sizin öğretmeniniz kız. Onu çekinmeden öpebilirsiniz. Aslında bu olaya gelinceye dek, ne kendisinin zannettiği kadar ufak, ne de Nurgül Semra'nın tahayyül ettiği kadar büyük olmadığını fark etmemişti. İlkokul sıralarındayken öğretmenleri, teyze gibi gelirdi. İfa ettiği kutlu görev bir yana, onlarca yıldan sonra Nurgül öğretmen, pekala abla sayılabilirdi yıllar geçince yaş olarak bir denklik sağlamışlar, artık arkadaşça bir zemin hazırlamışlar gibi geliyordu. Anlam veremediği işler oluyordu o sıra. Annesi gizli, buruk gözyaşları döküyor, babasının öfke kat sayısı yükselmiş, düşünceli pek az konuşuyordu. Bazen engellenemez yalın kılıç kavgalar, gerilimler taşıyordu. Asırlar evvelmiş duygusunu veren kahkaha, sevinç dolu, birbirine kilitlenmiş odalardan yüzlerine daha seyrek bakıyorlardı. Yavan, sahte sözlerle durumu kurtarmaya çalışıyorlardı. Bölük pürçük konuşmaların arasından hayaletler, gölgeler, enkaz altında kalmış sevgilerin kırık suretleri geçiyor. Dondurucu havalar biliyor ki kız kardeşin evinin de yüreğini kesiyordu. Surata çarpılan kapılar sellere dönüşü verecekmiş, telafi edilemezmiş gibi duran yaşlar hıç, kırıklar, sağdan soldan aparılmış çalıntı gülücükler. Sevgi dilenmeleri, fakat her vakit nafileler. İdare cihetinden yaşamaklar, kaçamaklar. Anne, mosmor. Babanın, gazeteyi tutan ellerinin yerinde bir boşluk. Sonra, talihsiz evlere dolan. İkide bir kaybedilen, muhabbet kuşu, kanarya, kaplumbağa, balık ve köpek. Annenin mevsimlik arkadaşları. Ölen aşk ve vefa. Sokaktaki oyunları zoraki. Unutmaya çalıştıkları zaman dilimlerinin giderilemez mesafelerin ana baba. Baba, bab, ba, b yüzlerinin ç oklu. Güzel hatıraları bile kaldıramayacağını hissediyor bazen. Tahrediyor çünkü. Vaziyetin bahametini, yoksulluğunu dinmez bir ağrıyı daha beter yüzüne vuruyor. Sen bir ana, sen bir baba. Her şey oldun artık bana. Nevin, o günlerin kalıntısıyla hep kasavetli, saldırgan. Çalı gibi dokunanı çiziyor. Hiç evlenmedi, bundan böyle kimseye güvenemez, sevemez. Nikaha, imzalı, kalıplı yaşantılara karşı ama kendisi kağıt üstünde yaşıyor hiçbir ilişkisini derinleştiremedi. Hayat sayfaları ne çabuk kopuyor. Yine de seviyor Nevin'i ve kaybetmekten korkuyor. Nurgül Semra telefonda, yılın öğretmenini, tebrik ediyorum, demişti. Melil, sürür ve yitik zamanlar birikmiş, otoriter sesiyle. Nasılsın benim tatlı kızım, iyi misin Vuslatçığım? Başarın beni o kadar sevindirdi ki anlatamam. Çocuklaşıyor aniden ne diyeceğini bilemiyor. Telaşlandı. Az kalsın üstünü başını düzeltecek, hazır ol, vaziyetine geçecekti. Tırnaklar temiz mi, saçları örgülü mü, defteri, kitapları yanında mı, hayata cebreden mendebur matematik dersini yaptı mı? Üşüşen hatıraların kesafetiyle baş edemiyor. Buslat, duruma intibak etmeye çalışırken, dokunaklı bir sessizlik oluyor. Derken, bir şarkı imdadına yetişti vaktiyle Nurgül Hoca'nın öğrettiği. Küçük kız, Ahize'yi dudaklarına sımsıkı yapıştırıp, içine sımsıcak bir buseyi de kondurarak. Öğretmenim canım benim, canım benim. Seni ben pek çok, pek çok severim, diyor. Anlarsın. Banyosuna kadar kamera geziniyor. Lüks mefruşat, biblolar, halılar, kara kalem tablosu tek tek gösteriliyor. Eviyle övünüyor belki de koltuğa uzanmış şarkı söylüyor, özgüvenli sarışın sitare. Sonra mekan değişiyor. Issız kordon boyu. Faytonlar. Ve kürkü efsane. Zamanında belki o kadar da süksesi olmayan şarkıcı kadın. Seneler sonra bir filmle, tek şarkısıyla, merhumeye konan hüzünlü şöhret. Atmosfer garip bir tesir uyandırıyor. Bazı kelimeleri, ucu açık cümleleri seçiyor. Klipler. Şarkıcılar gelip geçiyor. O öldü, beyaz camda ardından gelen şarkıcı da. Orkestranın elemanları, gitaristler, çalgıcılar, hatta muhtemelen müzik iletleri çeğe alımlı enstrümanlar. Şimdi loş, boş odalar. Ses değil sükit. Sadece sükit. Mevtara'ya girince, mukadder son hatırlanınca, sanatçının çekim yapılırken ki muhtemel gurur, zafer başarı duygusu, üstünlük burgusu, mevcut tablo, tuhaf bir elem hissi veriyor. Bir gün tüm müzik susacak, kesilecek tantanalar şanlar. Borazanlar, boruzanlar, siyah beyaz kuş, kuklar, eriyecek zirveler, karlar, kırlar. Anlamazdım. Olabilir ki devranın sürüp gittiği düşünülüyor fakat sandığımız biçimde değil. Neyi anlamazdık? Anlamak ne kadar güç? İspanyol paçalar, favoriler, saç favoriler, gözdeler, sönen yıldızlar, batan aylar, insan eli değmiş parlatılmış güneşler. Fiyakalı, görüntüsü çok garibanı cezbeden ev, şarkı, kadın, gözden düşmüş bir zaman parçası olarak kedere boğuyor. Ölü bir kadın, gamlı bir şarkı söylüyor, yürek soğutuyor. Kendini düşünüyor. İçinde bir gün sönecek patlayacak hava olan bedenini gezdiriyor. Ama esasen ölü. Hayatını ne kadar kurtar, abilir bilmiyor. Ancak ölümünü engelleyemez. Meitsin son kertede. Anlamazdım. Şarkıyı şahsımı seslendiriyor. Bilemiyor. Lakin kendi şarkısı da var. Küçük sahnede öz ekranında çalıp söylediği. Sesi iyi değil. Bir acayip berbat bıraklama. Solo. Bazen koroya, zemine karolara karışıyor. Göğe yükselecekken sesi yer altında, bodrum katlarda, dünya asansöründe boğuluyor. Anlamazdım. Televizyondan yüzüne notalı, nameli söylüyor birileri. Anlamazdım anladığı ya da anlamak istediği daha ziyade kader kısmı. Yaşananlar değişik gözükse de, herkes aynı kaderin yolcuları. Falımızda hasret var, ayrılık var demedim mi? Ha, yüzde yüz çıkan bir fal bu. İçinde ayrılık var, elveda var, veda eli var. Birlikte sarışınla şarkı söylüyorlar. Uzak gözüken mesafeler bitişiyor. Asıl, ölümün kişiye meftun, bekleyen olması, onları yakınlaştırıyor. Hiç evlenmemiş, kanserden gitmiş, hikayesi de acıklı. Sevgilisi, hiç evlenmek istemedi demiş, şarkıcı için. Adamın sözleri ona dokunuyor, garipsiyor. Bu modern zaman zırvalıklarını asla anlamadı. Niçin? Her kadın sevdasına ciddi, belgeli, mühür vurulmuş olarak kavuşmayı dilemez mi? ters yönden damgalanmak niye? Erkeği serbest bırakır, isteklerimi asgaride tutarsam, bir ihtimal terk edilmez, sahip çıkılırım, avuntusu, boyun eğişiyle mi? Yoksa her şey kırlı bir alışveriş mi? Türlü sebep bulunabilirdi. Ya da kendisi, eski çağlardan kalma bir dinozordu. Halbi, bir garip, yoksul ölüyü, teselli etmek, sevgiyle donatmak arzusunda yine de, Sonra bir başka şarkı çalınıyor. Söyle buldun mu? Aradığın aşkı söyle. Yoksa yalnız mısın sen yine? Benim gibi boynu bükük gözü yaşlı tek başına. Bir yel tümünü uçuruyor. Hayal, et, ler kaçışıyor. Yüreğinde bazen keyif kaçıran, bazen kulak vermediği, otoriter, imir, nasihatçı sesler. Her kadın, aşk, faslını geç bir kere kızım. Aşk mı kaldı şimdi, kendine masal okuma, martavallara kanma. Sonra azarlayıcı bir tonla ses yükseliyor. Sarıldığınız kürklere, deri parçalarına, kuruldunuz tahterevallilere, salıncaklara, şeylere. Bir garip savruldunuz gittiniz işte bilinmezliklere, saltanatsız sırlı alemlere. Bir gün bu gürültü ultu say havaveyle temaşa kargaşa hengame karmaşa tasarılama. Bu sarhoş şarkı bitecek. Anla. Anlamazdım. Bir vakitler şarkıyı beğenmezdiniz. Şimdi ile düet yapıyorsunuz hanım. Bir gün sen de anlarsın. Anlamazdım. Ölüm, Nihao şarkısını söylüyor. Zor anlar. Zahid'in not defterinden. Anlaşılamamak çok kötü bir his. Senin için ve kendim için üzülüyorum. Sevemediğimiz bir şeylerin içinde akıp gidiyoruz. Garip, üzücü ve bazen yıkıcı hatta. İnsanlardan mı yoksa kendimden mi tiksinmeliyim bilmiyorum. Duvarla konuşmak, şarkılarla fotolarla geçmişte dolaşıp durmak insanı yavaş yavaş delirtiyor önce, sonra öldürüyor. Deli oluyorsun, herkes ders veriyor. Konuşuyor, anlatıyorsun ama hissetmiyorsun. Ne hissetmediğimi de bilmiyorum. Bu dışarıda kalma, bu hissizlik, bu keyif afiyet eksikliği tanımsız acı. Öyle böyle git gel yaşamıyorum, herkes fıçı barut gibi. Atlamaya hazır herkes. Bu genel olarak geliyor insanı. Zaten dokunsan ağlayacak durumda iken hepsi daha ağır geliyor. 10 sene önceki halim olsaydı umurumda bile olmazdı. Zamanla daha da alıngan ve kırılgan oldum. Bir yandan aşırılaşıyor, bir yandan acziyetimi damarlarımda daha da çok hissediyorum. Rabbim mübarek Kur'an-ı Kerim'de kaç defa belirtmiş acziyetimizi. Şimdi daha iyi anlıyorum bunu. Garip bir yol imiş dünya ve hayat yolda yürüyorsun ve sıkıntıyla gidiyorsun, kimlere ise sadece hayret ediyorsun. Hiçbir şeyin bir gram bile tadını almadığı bir gün bugün. Nedenini yine bilmiyorum. Kimseden zevk almadığım ve kimi şeyleri gıcık olarak yapmak zorunda kaldığım gün. Kendimi bir yandan nankör gibi hissederken Rabbimin nimetlerine karşı, bir yandan da bunun sözüm ona bilinçli bir kişi olarak neden benim tarafından yapıldığı anlamakta zorlanıyorum. Bir ay sonra 40 yaşıma gireceğim eğer ömrüm var ise. Hayatım boyunca bir sürü insandan 40 yaşın ömrün dönüm noktası olduğunu ve deneyim ile güzelliğin birleştiğini falan duydum. Oysa şu anda bana hiç de öyle gelmiyor. Anlamakta zorlanıyorum. Eksik kulluk mu sorun, eksik insanlık mı, eksik edep mi? Bilmiyorum, bulamıyorum deli oluyorum. Daha da kötüsü bazen bir sürü insana anlatmak isterken bazense kimseyle konuşmak gelmiyor içimden. Hem de bu şekilde olmam rağmen. Ve tam da böyle zamanlarda aklımda bir cümle geziniyor. Benden adam olmayacak, belli. İnsan neden böylesine azgınken? Onca nimetin içinde yüzerken neden mutsuzum? Neden Rabbime nankörlük ettiğimi hissediyorum durmadan? Bir noktadan sonra ruhun öyle daralıyor ki nefes bile bir acayip oluyor. Kendini öyle tek başına hissediyorsun ki bütün dünyada bir tek sen kalmışsın ve diğer tüm insanlar gitmiş gibi geliyor. Mutsuz suratlar, gizli hesaplarla dolu ilişkiler, dostluk adı altında samimiyetsizlikler öyle gözüne batıyor ki insanlardan uzak durmanın en mantıklısı olduğunu düşünüyorsun. Ama o da dokunuyor. Filmlerde izlediğin, kitaplarda okuduğun karakterler gibi hissediyorsun kendini. Bir açmazın içinde, ruhun darala darala günler geçiriyorsun. Ya da günler sana geçiyor. Tat. Yok, huzur. Yok, anlam. Yok, samimiyet. Yok, inanç. Yok, gülen bir yüz. Yok, afiyet. Yok, oysa, saçmalık, çok delirmişlik, çok manasızlık, çok içten pazarlılık. Çok deizm altında inançsızlık. Çok hırs. Çok korku. Çok. Huzurlu bir yere gitmek gerçekten huzur getirecek mi? Hiç emin değilim artık. Çok düşündüm bu konuyu. Eskiden rahatlatan bir yere taşınmanın inanılmaz bir huzur ve saadet getireceğine inanıyordum. Mekan değiştirmek gerçekten iyidir, huzur da getirir hatta, ama tam olarak bu noktada şu acı gerçek çıkıyor: geçici huzur ve saadet. Anlıyorum ki bir insan kafasının içinde aralıksız bir şekilde kafaya takmaya devam ettiği şeylerle en huzur verici mekana gitse bile, bir süre şüphesiz rahatlayacaktır, ama huzurun daimı ya da en azından aralıklı olsa da daim olması mümkün değil. Üzerinde düşündükçe anlıyorum ki mesele kafada bir takım şeyleri çözebilmek ve aşabilmekle ilgili. Bunu psikolojik tedavi ile mi aşarsınız, birilerine danışarak mı aşarsınız ya da bir Müslümanın yapması gerektiği gibi dinimizi rehber edinerek mi yaparsınız bilemem. Ama bunu yapabildiğiniz takdirde dünyanın en iğrenç yerine de gitseniz bir şekilde baş etmeyi ve huzuru elde etmeyi biiznillah becerebilirsiniz. Lakin maalesef bu çok çok az insanın hatta bir elin parmakları kadar bile olmayacak kadar az insanın başardığı bir şey. Telefonundaki albümde karizmatik fotoların, arkadaşlarınla çekildiğin fotoların, hoşuna giden manzara, makro vs. fotolarından daha fazla ilaç fotoları, tedavi ile ilgili yazıları içeren ekran görüntüleri, eski anılarından yaptığın mini hikaye videoları olmaya başladıysa kutlarım, yaşlılığın ilk adımına hoş geldin. Kendime bugünlerde söylediğim bu aldığı bir kararın bile arkasında duramayıp insanların yorumlarından sonra yanlış karar almış olma endişesiyle iyice paniğe kapılan bir insanda bir karakter olduğu ya da en azından güçlü bir karakter olduğu söylenebilir mi? Hiç ama hiç sanmıyorum. Bedenen 500 kilogram olup da karakter olarak 0.5 kg olmak. Üzücü. Sonra derin bir iç çekti Zahit. Kemoterapi vakti yine gelmişti, yapacak bir şey yoktu dudakları kıpır kıpırdı. Aklına gelen bütün duaları sıralıyordu. O an anlam veremese de, garip bir sükunetle, bir huzur ve güç dalgasının kalbini sardığını fark etti. Dayanıyordu ve yaşıyordu işte. Nişanlı. Düşünemeden, anlam veremediği bir merakla, kuzu gibi telefondaki kadının sorularını cevaplandırıyordu. Konuşmaları Tüley'i hayrete düşürüyor, olayı manalandırmaya çalışıyordu. Gece yarısını geçmişti. Biraz yatıp, sahur yemeğini hazırlama niyetindeydi ki telefon çalmıştı. Panikledi, bir lahza kötü şeyler aklına geldi. Açmadan da edemedi. Ben Mukadder, diyordu ince bir kadın sesi. Mukadder. Zihnini toparladı. Hah, evet, Raif Bey'in bir zamanki nişanlısı. 15 sene önceki mesele. Zaman zaman aralarında şakalaşma mevzu olur, Tülay kocasına takılırdı ben kaçıncıyım diye. Kadın, ısrarla kocasıyla görüşmek istediğini söylüyordu. Raif Bey evde miydi? Uzanmış mıydı? Fakat geceleri hep ibadet ederdi. Demek, erkek kardeşi Faik Bey kanserden vefat etmişti. O zaman bir baş sağlığı olsun dilemeliydi. Raif ve çevresi hakkında epeyce bilgi sahibiydi. Bazen hakaretler ediyordu, Raif'e yönelik, cimri olduğu için ayrıldım. Bazen de şahsına, siz mecbur kaldınız da mı evlendiniz? Benim param, mesleğim, her şeyim vardı. Arzu edildim de evlendim. Tüley'in şaşkınlığı, kararsızlığı sürüyor, merakla dinliyor, telefonu bir türlü kapatamıyordu gizemli kadın, çenesi açılmış anlatıyordu. Çevresindeki erkekler ona pervaneydi. Kaç kısmeti çıkmış da reddetmişti. Ara sıra kibarlaşıyor, dili değişiyor, kiminde 40 yıllık ahbap gibi senli benli, ukalca, alay edercesine konuşuyordu. Tülay çabucak itiraz ediyordu. Mamafih, yarenlik, müşkül de olsa devam ediyordu. Hayır, kesinlikle pinti değil. Gayet mutluyum. Tatile de çıkarız. Ben her bakımdan güçlü, çapkın bir albayla evlendim. Raif Bey araba kullanabiliyor, Mubari. Hafızası iyi mi? Biz medeni insanlarız. Eve davet ederseniz, gelip konuşabiliriz hayatım. Fakat niçin? Gittikçe uzayan bu heyecanlı konuşma, biçimsiz bir vakitteki bazen yükselen ses tonu, tüleğin gürültüsü, Raif Bey'i de uyandırmıştı. Yataktan kalkarak karısına, ne oluyor, telefondaki kim, diye sordu. Tülay fısıltıyla, mukadder. Mukadder, dedi. Seninle görüşmek istiyor. Allah! Allah! Raif Bey, nezaketle kadının meramını anlamaya çalıştı, biraz da acıyarak bir süre konuştu. Zira muhatabı zor durumda kaldığını, çaresizliğini ifade eden cümleler de kuruyordu. Sabah saat 10.00 sularıydı. Raif Bey'in evli kızı Zühre, KH sinirlenerek, KH üzülerek Tülay Hanım'ı dinliyordu. Annesi öldükten sonra babası, müşfik bir kadının, bir hayat yoldaşının desteğine muhtaç gözüküyordu. Hesaplanmamış bir yalnızlığı, bozuk ve yorgun sinirleri teskin etmek gerekiyor. Ona sanki babası hayattan da düşüyor gibi geliyordu. Herkese yeni bir dünya, düzen kurmak için şans verilmeliydi. İnsan, sevdiklerinin en azından huzurlu olmasını istiyordu. Emekli hemşire mukadder, işte o günlerden kalma bir hatıraydı. Başlayış, bitiş, hepi topu dört aydı. Raik Bey, bu çaçaron, dik başlı, Amazon tavırlı kadınla kazara evlenseydi, yandıkları gündü. Arkasından, Tülay'la Mesut bir evlilik yapmıştı. Kızgın, resmen saçmalık, dedi Zühre. Mukadder, ilişkiyi kendisi bitirmiş, senelerce ortaya çıkmamıştı. Zühre yıllar öncesine döndü. Çamaşır makinesinden hemen alınmış, babasının Mukadder hanıma hediyesi olan, üzerinden hala su damlayan sırılsıklam bir buluz hatırlıyordu meseli. Mukadder bir alay hediyeyle ve kendisine alınan iki bilezikle birlikte onu da postalamış, bağları tamamen koparmıştı. Daha sonra aracılar soktuysa, dilini tamamen inceltip, tekrar başa dönmeyi dilediyse de, kalbi yanan Raif Bey, teklifi kabul etmemişti. Kadının derin öfkesi ve fevri hareketleri ağızlarını açık bırakmıştı. Tülay'a bu aramanın hayırlı bir şey olacağını sanmıyorum diye ilave etti. Sakın yüz verme. Eve gelip düşünceleriyle zehirler, tatlı anılardan söz ederek zihninizi bulandırır, gönlünüzü bozar. Bu kaderden etkilenmiş gözüken Tülay dert yandı. Üstelik babana öyle acayip sözler söylüyordu ki, seni hiç unutmadım, daima beğendim, ne yaparsın kader gibi. Halbuki bana da o kadar aleyhine konuşmuştu. Paralel telefondan dinledim. Sonra dayanamayıp kapattım. Kesin tavır koyun lütfen. Hiç ümide kapılmasın. Hem ne işi var canım? Saçmalık. Sonra telefonu Raif Bey eline aldı. Nasılsın kızım? Zühre elinde olmadan çıkışır gibi konuştu. Babacığım, niye telefonu yüzüne kapatmadınız? Ne mantığı var sizi aramasının, divane celiflerin. Sonra eve gelip ne yapacak? Gece yarısı ağlayan bir kadının yüzüne telefon kapatılır mı? Karın koca şaşkınlıklarından, hadiseye ilk anda vakıf olamamış, hareketlerinin yönünü, nereye varacağını kestirememişlerdi. Babası dert anlatılır, anlaşma sağlanır ve mesele kapanır diye düşünüyordu aman merhametten maraz dolmasında diye endişesini belirtti Zühre. Bir saat sonra Tülay tekrar aradı, heyecanlıydı. Gene aradı. Utanmaz ağırlanmaz kadın. İllet etmek için mahsus yapıyor. Sanki biz çok ilgiliymişiz gibi, şekerim ben merandayım. Yemeğimi yedim. Şu anda çay içiyorum dedi. Telefonu yüzüne çarptım. Ne istiyor bizden? Akşam, Zühre ile kocası Ferit, konuyu irdelediler. Söylediğine inanmaz bir tavırla. Belki bir yerleri, bir şeyleri özledi, dedi Ferit. Romantizm mi? Yok canım, o kadar masum değil. Hareketinin hiçbir mazereti olamaz. Üstelik kapalı bir kadın. Eee? modernlik Müslümanı Hristiyanı, açığı türbanlısını bir paydada eşitliyor. Zühre, ben hiç iyi niyet görmüyorum, bilakis kötü kokular hissediyorum, diye menfi bir düşünceyi dile getirdi. Kıvranıp duran kalbini sıkıntı bürümüştü. Ertesi gün, mukadder mevzu örtülmemişti. Öyle ezanı okunmak üzereydi. Raif Bey, abdestini tazeleyip, aceleyle evden çıktı balkondan kendisine el sallayan karısına, sevgiyle başıyla işaret etti. On dakika kadar sonra zil çaldı. Tülay, kapıdaki şahsı görünce derin bir korkuya kapıldı. Sezgi neredeyse, görmeden şahsın kimliğini bilmişti. Ürküntüyle, sevimsiz konuğunun yüzüne baktı. Ben mukadder. Canım, beş dakika ziyaretinize geldim. Konuşabilir miyiz? Kadının ısrarlı ve vazgeçmez tavrı karşında asabileşen Tülay. Niye geldiniz? Hocam da ben de size eve gelmeyin dememiş miydik? Kapıyı örtmek üzereydi ki, mukadder zayıf bir sesle. Tuvaletinize girebilir miyim, dedi. Başka yere gidin. Sizi eve alamam. Kapıyı çabucak, ebediyen yüzüne kapamak istercesine hırsla örttü. Bayılacak gibiydi dikenli fikirler resmi geçitteydi. Çok mükemmel, variyetli, hiçbir eksi, arızasına şahit olunmayan insanların bile açlık ve kıskançlıklara, tuhaf tutkulara kapıldığı bir çağda yaşıyordu. Bu köprüleri yıkmış, istek ve takıntıları uğruna her şeyi göze almış kadının davranışları, yapabileceklerinin sınırsızlığı, tehlikeli ihtimallerin açılımı karşısında dehşete kapıldı. Kötülük hürdü ve kolay anlaşılır bir mantığı yoktu. Yapılacak eyleme sayısız düşünce yakıştırılabilirdi. En çok ilaçtan, büyüden korkuyordu. Sonra, dışarı çıktıklarında, parayla tutulmuş bir serserinin bir intikamın ileti olarak saldırısından, kadınsı bir paylaşma ihtiyacıyla Zühre'yi aradı. Heyecanla bağırıyordu, korktuğum başıma geldi Zühre. Ye. Siyahlara bürünmüş bir kadın. Tülay onu kapkara, çirkin, sinsi bir hayal gibi yaşıyordu. Kocasının vaktiyle söylediyse, sarışın, çok hoş, yüze, gülen biri olduğuydu. Şendul tacizci peş peşe zile bastı. Tülay kapıda kale gibi duruyor, gittikçe tırmanan bir asabiyetle daha cesur ve savaşçı görünüyordu. Eski nişanlı, içeriye göz attı. Açık salon kapısından yeni bir koltuk takımı göze çarpıyordu, halılar pahalı ve gösterişliydi. Acaba evlenirken yatak odası takımı da almış mıydı? Bu basit, görgüsüz ev kadınının yerinde olabileceğini ama fırsatı kaçırdığını düşündü. Niçin daha ustaca hareket etmemişti? Yıllar evvel Raif'le ilk yemeğe çıktıkları gün aklına düştü. Son zamanlarda onu sık sık düşünüyordu. Özellikle hayatındaki başarısızlıklardan, üçüncü evlilik tecrübesi, daha doğrusu fiyaskosundan sonra kızlarıyla bile arası açılmıştı. Küçük kızı Kamuran tüm münasebeti koparmıştı. Esasen Raifi yakın bir tarihte gerçekten görmüştü. Anlaşılan evini, mahallesini değiştirmemişti. Yaşıtlarından genç, dinçti. Sakal bırakmıştı. Huzur evindeki küskün, aciz, zelil ihtiyarlara hiç benzemiyordu. Enerjik adımlarla ilerliyordu hanımcığı herhalde bakımına özenmişti. Önüne çıkmayı düşündüyse de vazgeçti. Daha mükemmel bir planı vardı. Hatmerli bir hınç duygusunun üzerine yürüdüğünü fark etti. Uyumak, ferahlanmak, nefes almak, yaşamak mümkün değildi. Her şey tazece olup bitmiş gibi gazaplandı. Kendini itilip, tekmelenmiş, hakarete uğramış hissediyordu. Güldü, onu tanımıyorlardı uzun süredir görüşmediği bir arkadaşındaydı. Yasemin'in gönülsüz ev sahipliğini aldırmadı. Oturma odasından içeri girerken hep mazi ve şimdi birbirine bağlıyordu, dişlerini gıcırdattı. Beni hiç unutamayacaksın. Encamımı, akıbetimi düşüneceksin. Diğer günlerde, gelecek Ramazanlarda beni hatırlayacaksın. Cici karın mahvolacak. İstikbal onu korkutacak gölgeler, ayak sesleri, gece yarısı telefonları ürkütecek. Mutlu olduğunuz her yine bir kara gölge çökecek. Beni unutamayacaksın Raif Bey. Duyanlar derdi neymiş diyecekler. Derdim sensin Raif Bey, derdin benim. Ferit başını iki yana sallayarak. Ya benim bildiğim eski kocalar karılarının evini basardı. Bunda tam tersi. Zühre sinirliydi. Hazırladığı sahneye baksana. Nasıl da tahrik etti, ağızlarının tadını kaçırıp emeline nail oldu. Öfkeyle Raif Bey'e öz karısını şikayet ediyordu mukadder. O kim oluyor da beni eve almıyor? Olacak şey değildi. Sanki ev, koca, eşya her şey ona aitti ve sonradan gelme görme Tülay onun haklarını gasp etmiş, üstüne oturmuştu. Güle oynaya karşılanmayı, yaptıklarının onaylanmasını, hatta itibar görmeyi, hem de irtibatın sürdürülmesini murat ediyordu. Yüzüğü kendi atmış, ilişkiyi kolayca bitirmişti. Sonradan pişmanlık duysa, nüfuzlu bazı şahısları devreye soksa da, sinirli, başına buyruk, zorlu kadın kimliği açığa çıkmıştı. Raif Bey, şahit olduğu bazı hadiselerden dolayı, ondan bütünüyle soğumuştu. Ancak tavır koymayı da içine sindiremiyor, meşhur sabrıyla ilk hareketin karşı taraftan gelmesini bekliyordu. Kalbi sızlasa da ayrılık kesindi. Mamafi, tüm bunlar 15 sene evveldi. Kadının mantığındaki sefaletten altüst olan ama yine de merhametini yitirmeyen Raif Bey, yumuşak konuştu. Yaşını başına almış, emekli bir hemşirenin düştüğü zillete, onursuz duruma üzülüyordu. Telefonda bazı deneme, yoklamaları, kandırma, elde etme çabaları. Herhalde Raif Bey'in efendice davranışını yanlış değerlendirmişti. Mukadder bazen iki koldan sondaj yapıyordu, küstahtı. Sesin çok güzel geliyor. Seni hiç unutmadım, hep sevdim Raif. Tülay onun kışkırtmalarına kapılsaydı ne olurdu, evlilikleri nasıl seyrederdi, meselenin bir de bu tarafı vardı. Allah'tan karısının aklı başındaydı, Raif şükrediyordu. 15 seneden sonra, kendini büsbütün rezil ediyordu. Üstelik kutsal bir ayda düştüğü duruma esef edilirdi. Kaldıysa dahi son sevgi kırıntılarını da, şimdi yok ediyordu mukadder. Kapıda, havada, tavada, bacadaydı. Ne kadar hesaplı, muhteris bir kadınla karşı karşıya olduklarını kestirememişlerdi. Emşire hanım onlara, terziden, kasap dükkanından, apartman yakınındaki berberden, kendisini çok seven yakınlarından durmadan seslendi, varlığını hissettirdi. Hiçbir çekinmesi, utanması, sınırı yoktu. Bizi ele güne karşı rezil ediyor. Kim bilir kime, ne yalanlar düzüyor, diye dert yandı kahırlı Tülay morali hepten bozulmuştu. Raif Bey teselli etmek istiyordu, fakat kendisi de tasalıydı. Çalan zili, telefonu, kapıyı bile çekinerek, hep bir yürek kalkmışlığıyla mütereddit açıyorlardı. Nihayet meramını açık etti mukadder. Önceden bilmiyormuş. Kültürlü, yüksek tabakadan bir arkadaşı, sohbet sırasında ona yeni hatırlatmış. Diyanete sordum, soruşturdum. Sen dini bütün bir insansın Raif Bey. Bu benim hakkım. Vermezsen ahirette iki elim yakanda olur. Tehdit ediyordu. Seni gazetelere veririm, rezil ederim. Yetmeyecek, kadın programlarına da çıkacaktı. Dinleyip meseleyi anlayan ve bir parça içi rahatlayan Raif Bey, "Bir de ben soruşturayım." diye cevap verdi. Hakikaten danıştı vaziyeti telefon başındaki görevliye izah etti. Nişanlıyken Mukadder Hanım'a iki altın bilezik almıştı. Evet, dini nikahları kıyılmıştı. Fakat resmi nikah, düğün henüz gerçekleşmediğinden, aralarındaki seviyeli ve mesafeli münasebet bu haliyle sürmüştü. Devletin din adamına göre, şimdi yarısını vermesi, yani tek bileziği eski nişanlısına iade etmesi uygun düşecekti mukadder bir bakıma isteğinde haklıydı. Tülay karşı çıkıyordu. Raif Bey ise, artık sükunete erişmek Rabbinden gelen, bir tür Ramazan armağanı gibi telakki ettiği bu imtihanı başarıyla atlatmak istiyordu. Gergin Zühre, eşi Ferit de durumu ele aldı. Şüphelerini aktardı. Normal bir insan, onlarca sene geçtikten sonra, bu tür acayip işlerin peşine düşer miydi? yollar ayrılmış, tarafların bağ kalmamış. Zühre'ye göre mukadder deneyimliydi, muhtemelen ilk işi de değildi. Herhalde belli bir yaşın üstündeki, belki fiziko ve ruh bazı kayıplara uğramış kişilerin yönlendirilmesi, çeşitli şekillerde elde tutulup, tuzağa düşmesi, para tırtıklanması daha kolaydı. İllallah! Bir an evvel verelim kurtulalım dedirtecek kadar kurbanlarına her türden baskı yapıp, çemberi daratmasını ve hedeflediğine kavuşmasını biliyordu. Dahası, polis çağıracaklardı. Lakin bu yorucu ve azaplı, insanın bütün manev dinginliğini yok eden, uzun uğraştırıcı bir süreç olabilirdi. Hassas babasının arzusuna göre bir plan yaptılar. Eğer varsa kul hakkı, Raif Bey'in üzerinde kalmamalıydı. Babası gili olaya karıştırmayacaklardı. Daha fazla yıpranmalarını, tatsız hadiselerin çıkmasını, muhtemelen Tülay-Mukadder kavgasını önleyeceklerdi. Mukadder'in önerdiği bir eczanede, istediği bileziği teslim etmeye gittiler. Emekli hemşireye güvenmediklerinden, birkaç tanık komşuyla eczaneye gelmişlerdi. Eczacının tuhaf bakışları arasında, ışıltılı yuvarlağı evirdi çevirdi, yeni değilmiş diye dudak büktü kadın. Sonra kuşkuyla, ben o kadının bileziğini takmam, diye tavır koydu. Hem de bana hediye edilen Adana burmasıydı. Bu katlerin işi yokuşa süren, bayağı tavırları karşısında tahammülünü kaybeden Ferit, dükkanı terk etmeye davranmıştı ki, karısı engelledi. Sıkıntılı olaylar dizisini bir an önce bitirmeyi arzulayan Zühre, günün önemli cümlelerinden birini söyledi. Bilezik benim. Üstelik gramajı daha ağır bakın. Ha öyle mi? Seninse iş değişir hayatım. Seni severim bilirsin. Hatırın için. Sanki cennet bağışlıyordu. Ah! Çıyan! Zühre kendini güç zapt ediyordu. Mukadder bileziği çantasına attı. Üzerinde şımarık, muzaffer bir eda vardı. Karı koca, bulaşıcı, salgın bir hastalıktan kaçar gibi, hızlı adımlarla eczaneden uzaklaştılar. Hadisenin üzerinden bir ay kadar geçti. Unutmaya, her zamanki düzenlerine dönmeye başlamışlardı. Perşembe günü, öğle saatlerindeki telefonu Raif açtı. Ömer Bey hal hatır soruyordu. Muhtarın sesi garipti. Birkaç açılış cümlesinden sonra derdini iletti. Fe tarihinden haberler vardı. Buradaki hanım Raif Bey gelsin, görüşelim, aldığımız elbiselerin karşılığı, hakkım olan paramı, ki bu bedelde kalın bir burma bilezik konu kadardı, versin. Ondan sonra helalleşip ayrılalım diyor. Aksi takdirde, namaz kıldığı camide Raif'i rezil edecekti. Utan. Utan, diyecekti. Mahkemeye müracaat edecekti. El insaf. Raif Bey haykırdı. Biz ona fazlasıyla verdik. Bir kuruş bile koklatmam. Yaşlı adamın eli ayağı titremeye başlamıştı. Kelimeler boğazından zor çıkıyordu. Ya Rabbi! Başına gelenler neydi? Bu ne biçim bir hak hukuk davasıydı? Tülay telefonu kaptı. Ağzına geleni söylemeye başladı yetti artık gavur eziyeti. Ne dediğini hiç bilmiyordu. Karşısındakinin, olaylardan habersiz bir yabancı olduğunu da ayıramıyordu. Yalnız telefon elinden düştüğünde sesi kısılmıştı. Bağırışı dışarıdan da duyuluyordu. Muhtar, çıt çıkarmadan dinledi. Sonra usulca telefonu kapattı. Kendine hakim olmaya çalışarak, ciddi bir tavırla mukaddere döndü gözleri karşısındakini döver, ezer gibiydi. Tane tane konuşuyordu. Ben Raif Bey'i gayet iyi tanırım. Eğer bu mübarek adamı bir kere daha rahatsız et, yeminle söylüyorum. Vallahi ben senden davacı olurum ve aleyhine şahitlik ederim. Son Dinlediğiniz için teşekkürler, lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayınız.